Her günaydın. Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 27 Mart. 2024 günlerden çarşamba sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olsun bu dilek ve temennilerle çalar saate başlangıç yapalım. Nav ekranına hoş geldiniz sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz bir milletvekili söyledi geçinemeyen milyonlara emeklilere eğer geçinemiyorsanız e, satın domates satın her şeyi de devletten beklemeyin ek iş yapın dedi bunu da duyduk e, sandığa 4 gün kala başlığımızda o yüzden bunu da duyduk yani AK Parti mütiklerinde duyanlara duymayanlara şarkısı söylenirken bunu da duyduk sandığa 4 gün kala. Bu başlık hemen bir dışarıya bakalım. İstanbul'u göstereyim sizlere. Sonra da memleket havasını paylaşacağız. Fırtına var, yağışlar var ve yağışların sonrasında yaşanan zor anlar var. Onları da izleyeceksiniz. İstanbul bulutlu bir gün, yağışlı bir güne hazırlanıyor. Onu söyleyelim. Yağış geçişinin olacağı bir gün olacak İstanbul'da ve memlekette karla, yoğun karla mücadelenin olduğu şehirlerimiz, köylerimiz ve ilçelerimiz var. Aynı zamanda bir memleket havası diyelim. Memleketten haberleri verelim ve başlayalım. bu sene önce falan yani böyle bir, bir çığ gördük. Hakkari'de çığ. Kastamonu'da fırtına. Mardin'de şiddetli yağış. Mart yine kapıdan baktırdı. Burası Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyü. İki gün önce yoğun kar yağışının ardından köye çığ düştü. Üç gün önce bu çığ aşağı düşmüş. Yani baya bir ses geldi. Çocuklar bağırdı dedi çığ geliyor. Hepimiz panikle dışarıya çıktık. Ekipler iki gün boyunca çığ mesaisindeydi dev kar kütleleri güçlükle kaldırıldı. E, mahalle iki Zaten bizim elektrik telleri kopmuş. Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinde de benzer görüntüler kaydedildi. da mahsur kalan 5 aileye ulaşmak için çabalayan ekiplerin yoluna 4 bölgede çığ düştü. Mücadele daha da çetin hale geldi. Siirt Pervari'de ise kar nedeniyle kapanan yolda 8 araç mahsur kaldı. Araçlara ulaşmak kolay olmadı. Bitlis'te de karla mücadele vardı. Ekipler yolda mahsur kalanları kurtardı. Allah. Yine Bitlis'te bir binanın çatısında biriken kar çığ gibi yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Van'ın çaldıranla Ağrı'nın Doğu Bayezid karayolu da kar nedeniyle trafiğe kapandı. Ekiplerin karla mücadelesi aralıksız sürüyor. Mardin'de de sağanak nedeniyle yol çöktü. İki araç yolda oluşan çukura düştü. Karadeniz'de ise fırtına vardı. Fırtınanın saatteki hızı 102 kilometreyi buldu. Sahil yolunda dev dalgalar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de köprü çöktü. Birazdan görüntüsünü izleyeceksin. Sandığa 4 gün kala. Birazdan verelim bu haberi. Sandığa 4 gün kala bir yeni günün gazetelerine bakalım mı? Hep birlikte ve siz de evden çıkmadan bakın neler söyleniyor. Emekliyle ilgili söylenenleri hatırlattım. Bir milletvekili bu ülkenin emektarlarına dedi ki geçinemiyorsanız simit satın, domates satın. Eskiden de bunlar oluyordu. E siz de her şeyi devletten beklemeyin dedi. Bu ülke için emek vermiş olan milyonlara bu söylendi. 10 bin lirayla geçinemiyoruz denilen milyonlara. Şimdi hafta sonunda bir beklenti yaratılmıştı. Emeklinin duyduğu yeni duyduğu söz cümlede bu. Bakalım gazetelere. Milliyet gazetesi ülkemizi iki kat daha büyüteceğiz. İki kat büyüdük iki kat daha büyüteceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Peki büyürken ne oldu 200 liraya? Erdoğan'ın harçlığı 200 lira 11 yılda bakın ne hale geldi. Erdoğan 11 yıl önce 200 lira veriyordu. Şimdi de 200 lira veriyor. Ama şimdinin 200 lirası öncekinin gücünde değil. Pula döndü. Çaylar AKP'den bardaklar Cumhuriyet Halk Partisi'nden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP adayı kurum seçmene çay. CHP'nin İstanbul Başakşehir adayı Mesut Öksüz ise çay bardağı dağıttı. Seçmen çayı içip kararını verecek. Dört gün kaldı. Onlar kazandı. Ülke eridi. Saray ülkeyi dipsiz kuyuya çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi dipsiz bir kuyu. Enflasyon yani ne kadar versek o kadar gidiyor. Ama yılın ikinci yarısı ile birlikte, Temmuz ayı ile birlikte enflasyonun da düşeceği söyleniyor. Bir kez daha o tarihlerde düşeceği söyleniyor. Sürekli söylendi, hiç düşmedi. Bakalım bu Temmuz'da enflasyon dizginlenebilecek mi? Sonra ne oldu? Çalışana, emekliye nasılsa hemen eriyor diye zammı çok gören Erdoğan uyguladığı ekonomi politikalarıyla milyonları Kuyuya attı o Dipsiz kuyunun içinde milyonlar diyor bir gün gazetesi. Cumhuriyet gazetesi hayal satıyorlar. Kurumun deprem zedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki. Şimdi Murat Kurum bunu söylüyor. Deprem zedelere ne kadar yardım edildiğini ona anlatıyor. Ama aynı zamanda deprem bölgesine gideceğiz bir aile evladıyla birlikte nasıl bir sınavın içinde sınanmanın içinde onu da göreceksiniz. Güneşe çağrı özel iyi partililere amblem üzerinden göndermede bulundu. Şimdiye kadar yani genel başkan olduğu günden beri aslında Özgür Özel bir nezaket içinde ne kadar salvolar sert ve keskin gelse de bir nezaket içinde yanıt veriyordu. İyi Parti lideri Meral Akşener'e şimdi hiç olmadığı kadar sertlikte bir karşı yanıt geldi Özgür Özel'den. Abla kardeş hukukunu koruyacağım ama dedi. Devamında ne söyledi? Onu da duyacaksınız. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o köprü ve köprünün çökmesinin ardından işte yaşananlar. Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı. Çok sayıda araç suya gömüldü. Amerika Birleşik Devletleri güne Baltimore kentinden gelen facia haberiyle başladı. Korkunç olay gece yarısından sonra meydana geldi. Yükleme sonrası limandan ayrılan Singapur bayraklı gemi nehirde ilerliyordu. Birden yönü değişen gemi 47 yıllık köprünün ayağına çarptı. 3 kilometre uzunluğundaki köprü saniyeler içinde çöktü. Çok sayıda araç 56 metre yükseklikten nehre düşüp suya gömüldü. Olay sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Biri ağır iki kişi yaralı kurtarıldı. Nehre düşen araç sayısı ve içerisinde kaç kişinin bulunduysa belli değil. Baltimore itfaiyesine göre 20 kadar kişi suda olabilir. Kargo gemisinin köprüye çarpma nedeni bilinmiyor. Mürettebat geminin kontrolünü kaybettiklerini söyledi. Ancak bunun nasıl olduğu ile ilgili bir ayrıntı yok. Geminin sahibi şirkette 22 kişilik mürettebatta can kaybı ve yaralı olmadığını açıkladı. Şimdi sandığa az bir vakit kaldı derken İstanbul'da, Ankara'da e seçim yarışı onlara da bakacağız. Fakat bir gazete pencere manşetini okuyalım. <laughs> Özür dilerim. Altınok'un iki kızına Rütük'te sınavsız kadro. Büyütelim mi bunu? Bir dikkatlice okuyalım. Bu ülkede mülakat konusunda e, sorunlar yaşayan milyonlar varken, bu ülkenin gençleri varken. Sonra e, burada kamuda alımlar nasıl oluyor? Nasıl kolayca olabiliyor bazılarıyla e, ilgili olarak? Buna bir itiraz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a yönelik yeni bir salon. Mal varlığı ile ilgili başlamıştı tartışma. Şimdi işte gençler hayalleri. Buraya da uzanan yeni bir tartışma. Baba başkan olunca Altınok'un iki kızına Rütük'te sınavsız kadro iddiasını ortaya koydu Mansur Yavaş. Şimdi o basit ve belki de yanıtlanması zor soruya Turgut Altınok nasıl bir yanıt verecek? Ne zaman verecek? Herkes Ankara'da dikkatle o sorunun yanıtına kilitlendi. Bu kadar insan işsizken, bu kadar da serveti varken ben soruyorum kendisine iki çocuğunuz devlet dairesine memur olurken KPSS sınavına girdiler mi? Kaç puan aldılar? Turgut Altınok'a serveti üzerinden soruların ardından bu kez devlet memuru olan çocuklarının KPSS'ye girip girmediğini sordu Mansur Yavaş. Siz Keşören Belediye Başkanı olmasaydınız çocuklarınız KPSS sınava girebilecekler miydi? Siz bu kadar işsiz varken kendi çocuklarını eğer KPSS'siz bir şekilde memur yaptıysanız bu kul hakkını da ödeyemezsiniz. KPSS'ye girmedilerse kul hakkıdır dedi Yavaş. Turgut Altınok'a yine serveti üzerinden gönderme yaptı. Çok mu ihtiyacı vardı çocuklarınızın? iki benzinlikte onların üstüne yapsaydınız. Turgut Altınok dün yeni mahallede otobüse seçim turu attı. Tartışılan mal varlığı için babadan kalma diyen Altınok'un Antalya'da üzerinde yüzlerce konut inşa edilen arsayı 10 yıl önce yani belediye başkanı iken aldığı iddiasını gazeteci Fatih Altaylı gündeme getirdi. Fatih Altaylı'nın bir iddiası var 10 yıl önce aldığınıza dair. Almadığım dairenin iddiası nasıl olacak? Orada arsanız olduğu iddiası doğru mu peki? Turgut Altınok adına arsa da yok. Yavaş Londra'dan daire almış belediye başkanı olduktan sonra. Kendi adına Antalya'da arsa olmadığını söyledi Turgut Altınok. Mansur Yavaş'tan da kızının Londra'daki evine dair belgeli açıklama geldi. Çağlayan Yavaş evini 465 bin sterline almıştır. 465 bin sterlinin 372.999 sterlini banka kredisi çekilmiştir. Bu kredi İngiltere'de uygulanan kira öder gibi ev sahibi olan morgıç sistemiyle çekilmiş olup 384 ay yani 32 yıl taksitle geri ödenecektir. Sayı Mansur Yavaş bu ev alınırken kızına 100.000 pound hibe etmiş bunu da mal beyanında açıkça belirtmiştir. Mansur Yavaş kızı çağlayan Yavaş için 13 Ekim 2023 tarihinde 465 bin sterline alınan dairenin belgeleriyle yanıt verdi rakibine. Hem evin satış belgesini paylaştı hem de bankadan çekilen kredinin belgesini. Bütün anadan babadan kalan tarlaları verelim yine onu alamayız satın alamayız. Takas yapalım. Takas yapalım. Sandığa sayılı gün kala vatandaşın siyasetçilerden de talebi vardı. Bir telaş 200 lira. Bir saç telaşı. Emekli bunda zorlanıyor. Kent lokantaları gibi bir de emekli emekli berberhaneleri açsın. Hatta Yaptırın. orada da emekliler çalışsa. Emekliler bu müjde tıraş olsa. Olur, ya, maafın, bir öneri. Çok iyi bir fikir. Ankara'da işte vatandaş ve yerel yönetim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kurmuş oldukları temas hani insanlara emeklere nasıl dokunulabilir e, fikirler çarpışıyor. Neticede Mansur Yavaş tarafından da e, uygun fiyattan tıraş olabilme makul bir fikir olarak karşılandı. Bilmiyoruz belki de önümüzdeki günlerde Mansur Yavaş e, seçimi eğer kazanırsa. Bununla ilgili bir adım da atacaktır, takipte olacağız. Şimdi mülakat meselesini, arkamda bir fotoğraf görüyorsunuz, yeryüzü arsa değildir. Birazdan bu fotoğrafın hikayesini de duyacaksınız, öğreneceksiniz. Yeryüzü arsa değildir ama yeryüzünü çok güzel sürenler var. Mülakat meselesine buradan geçiş yapalım. Mayıs seçiminden öncesinde mülakatlar kalkacak denilmişti ve söz verilmişti. Kalktı mı? Kalkmadı. Peki milyonlar böyle bir işsizlik yaşanırken e, onlar bu zorluğu yaşarken bazıları güzel şekilde işlerine kavuşabiliyorlar mı? E kavuşabiliyorlar iddialar bu şekilde. Bakın Turgut Altınok ailesini de ilgilendiren bu durumla ilgili nasıl bir yanıt verecek ya da yanıt verecek mi vermeyecek mi? Devam edelim. Şimdi liderler liderlerin mesajlarına bakacağız ama aynı zamanda... E, seçim meydanlarında, seçim sahalarında, iş dünyasında hedef alan, tehdide varan çıkışlar var. Mesela bunu biz Balıkesir'de duyduk. Hep birlikte isterseniz bir izleyelim. Bunu da duyduk. Bize destek sözü vermeyen, bizle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır. Ahmet Akın'ı destekliyorlar diye Sanayi Ticaret Odalarını, Esnaf Odalarını tehdit etmiş. İş adamlarına sesleniyorum. Cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. Ondan sonra da hani Kurt kışı atlatır, Yediyi ayaz unutmaz derler ya. Sandığa sayılı günler kala Ak Partili Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın destek gelmezse hesaplaşacağız ifadeleri. Özgür Özel'in Balıkesir mesaisinde verdiği yanıtlar. Balıkesir ne ucuz kabadayılar görmüştür ama senin gibi kaybetmenin telaşındaki birinin tehditlerine papuç bırakmaz. Bu millet pazar günü senin anlını karışlayacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mesaisi Aksaray, Yozgat. Şırak Genel Başkan selefinden bile fason çıktı. Daha 5 ay bile demeden şaft kaydı. Dingil kırıldı. Motor su kaynattı. Karşımızda herkesi tehdit eden bir korku ittifakı. Onun karşısında güzel günlerin ittifakı var. İttifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz yerel yönetimlerle el ele verecek hizmetlerimizi ta beldelerimize kadar ulaştıracağız. Sandığa 4 gün kala işte meydanlar, liderler, birazdan bir misafirimiz olacak nam ekranlarında çalar saatte belki de sizlerin de soruları olacaktır kim gelecek az sonra konuğumuzu ağırlayacağız e artık böyle az bir vakit kaldı akreple yelkovan koşarak böyle e pazar gününe 31 Mart tarihine doğru ilerliyor ve biz o güne kadar bugün dahil o güne kadar acaba daha neler duyacağız bunu da duyduk başlı altında konuşurken bir kez daha yine hatırlatmış olayım etiketimizi sosyal medya adreslerimizde zaten görüyorsunuz destek gelmezse hesaplaşacağız seçmene iş dünyasına bir parmak sallama 31 Mart gününde dikkatle takip edeceğimiz şehir olacak Balıkesir ve buradaki yarış peki devam edelim ee, ne yapalım 2024 yılı emeklilerin yılı emeklilerin senesi denilmişti 2024 emekliler yılını kutlayacağız da nasıl kutlayacağız kutlamaya da dilimiz varmıyor emeklerimizin yaşam kalitesini artıracak, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı emekler yılı kapsamında gerçekleştiriyoruz. Oynuyorlar milletle. Her zaman her şeyle oynadıkları gibi gene oynuyorlar. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü 10 bin lira asla yetmiyor. Kızlarımdan yardım alıyorum. Ancak ayakta durabiliyorum. Kalkıp uçakla bir yere gidecek. Zaten kapasite yok. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Türk Hava Yollarında. Valla THY'de yapacağı indirim zaten bütün emekliler dört gözle bekliyordu. Avrupa'da et falan ucuzmuş. E, o Avrupa'daki ucuz et fiyatlarından faydalanmak için bu e, ucuzlatılmış biletlerle Avrupa'ya uçup et alıp gelmeyi düşüneceğiz herhalde. Gayrı ciddi bir olay. Sinema ve tiyatrolarda PTT Kargo'da, Devlet Demir Yolları'nda. Şurada hızlı tren var, o bile yalan. 400 liradan 600 lira oldu. Niye zam yapıyorsun, sebep ne? Zaten kazanıyorsun. Emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Koskuzan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin hale geldi ya. Herkes tedirgin, aç. Misafirimiz yanımızda AK Parti'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Sayın Aziz Yenay. Günaydın efendim. Hoş Günaydın, geldiniz. iyi yayınlar. Sağ teşekkür olun, mecarim. teşekkürler. Nasılsınız? Her şey yolunda gayet iyi. Artık son dönemeçe girdik. Heyecan dorukta, biz de hızla çalışmaya devam Siz ediyoruz. Sizde bir heyecan var da, sokakta o heyecanı görüyor musunuz acaba? Ee, var. Şöyle ki, özellikle Küçükçekmece bu manada biraz daha diğer ilçelerle kıyaslandığında heyecanlı. Sebebi de geçmişte 10 yıl belediye başkanlığı yapmış olmam ve orada yaklaşık 413 civarında eser bırakmış olmamız. İnsanların son dönemlerde çok da fazla hizmetlerle buluşmakta zorlandığı bir dönem olduğu için genelde şu tepkiyle karşılaşıyoruz onu söyleyeyim. Nerede kaldınız? Bizi kimlere bıraktınız? diyorlar size. Evet, evet. Peki o zaman projelerinizi dinleyelim. Bu dönemde eğer kazanırsanız küçük çekmeceyi neye daha çok ağırlık vereceksiniz? Sosyal yardımlara mı ağırlık vereceksiniz? Ya da bu seçimin 31 Mart seçimlerinin belirleyici unsuru sizce ne olacak? Kentsel dönüşüm mü ya da? Eee Tabii ilçe ilçe bunlar değişkenlik arz edecektir. Özellikle Küçükçekmece ilçesini konuşuyorsak burada yapı stokundan kaynaklı deprem riskinin çok fazla hissedildiği bir bölgeden bahsediyoruz. Maalesef şu anda Küçükçekmece'miz yapı stoku itibariyle İstanbul'da. Ee, en yüksek riskli yapı stokuna sahip olan ilk ilçedir. 100 binin üzerinde konutumuz maalesef şu anda büyük bir tehdit altında, tehlike altında. Zaten bu dönem Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı olaraktan bizi belediye başkan adayı olaraktan göndermesinin altına yatan sebep budur. Zira ben geçmişte 10 yıl İstanbul'da İmar Komisyonu Başkanlığı evet. yaptım. Sonra 10 yıl Küçükçekmece'mizde Belediye Başkanlığı yaptım. Meslek olarak da inşaat yüksek mühendisiyim. E, bu manada şu anda hemen başladık zaten. 2 aydır biz şu an planlama çalışmalarını yürütüyoruz. Önce ilk olarak bir vizyon master plan hazırlıyoruz. Bu master planda bölgenin nüfusunu artırmadan Vefa seviyesini, yaşam standartını, sosyal kültürel altyapısını, ekonomik koşullarını nasıl iyileştirerekten buradaki dönüşümü çalış gerçekleştirebiliriz? Dönüşüm değil hemen şunu ifade edeyim. Dönüşümün iki mottosu vardır biz yapısal bir dönüşten bahsetmiyoruz. Bina dönüşümünden bahsetmiyoruz. Çünkü Cumhuriyetin 100. yılını geride bıraktık. 2. yüzyılını inşa etmemiz gerekiyor. Bir yaşam inşa etmemiz gerekiyor. O yüzden de burada bir yaşamsal dönüşümden bahsediyoruz. Ve bu çerçevede aşını, işini, eğitimini, kültürünü, sanatını, sporunu top yükün eli alaraktan bir planlama içerisindeyiz. Zaten şu anda belirli ölçüde bu planlamalar şekillenmeye başladı. 2 aydır dediğim gibi çalışmaları yürütüyoruz. Yabancılar yerli Türk e, bu manadaki planlama grupları ile birlikte. Ee... Küçük Şimdi bilmeyenler için anlatabilir misiniz? Kanal İstanbul projesi belki Murat Kurum'un gündeminde değil, Yok. Ak Parti'nin adayı, ama Bakanlığın gündeminde. Kanal İstanbul küçük çekmeceye ne kadar yakın? Bir mühendis olarak, inşaat mühendisi olarak kendi ilçenizde böyle bir durum varken Kanal İstanbul projesine siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Efendim, şöyle ifade edeyim. Bir defa şu var, bizi etkilemeyecek, şunun için etkilemeyecek. Başta da ifade ediyorum. Bizim bundan sonraki amacımız ilçemizin nüfusunu artırmadan dönüşüm sürecini gerçekleştirmek. Bugün zaten 810 bin nüfus var. Biz bu nüfus daha fazla artıramayız. İstanbul daha fazla, Küçükçekmece daha fazla nüfus artışını kaldıracak bir ilçe değil. O yüzden de mottomuz burada şudur. Nüfusu sabit tutarak buradaki yapısal dönüşümü ve yaşamsal dönüşümü gerçekleştirmektir. Kanal İstanbul'la ilgili... Olmalı mı mesela Kanal İstanbul? Yani şu ne anda dersiniz? çok açık söylüyorum. Bunun uluslararası ya da ulusal güvenlik açısından öneminin ne olduğunu bilmediğim için... O manada çok fazla yorum yapamıyorum ancak biz bağımsız olaraktan etkilenmeyecek şekilde ve de gündemimizde olmadan çok açık söylüyorum gündemimizde olmadan planlamalarımızı ve projelerimizi yapıyoruz. Kanal İstanbul şu anda sizin gündeminizde yok. Gündemimizde yok. Sizin de gündeminizde yok. Yok. Gündeminiz yok. yok ama bakanlığın gündeminde Mevcut. Efendim şöyle ifade edeyim yani bu bakanlığın gündeminin ya yani ne olduğunu çok fazla bilme şansım yoktur. Ancak e, ifade ettiğim gibi bize kazanımları kaybettirecekleri olacaktır. Ama yapısal yoğunluk olaraktan, nüfus yoğunluğu olaraktan kesinlikle artışa müsaade etmeyeceğiz. Altını çizerek ifade ediyorum. Peki e, o zaman projelerinize bir geçiş yapalım. Peki. E, burada özellikle de Yapısal dönüşümle birlikte yaşamsal dönüşümü nasıl sağlayacağız? Ben bir örnek getirdim. Sadece bir mahallemizi anlatacağım. Buradan evet. yola çıkaraktan küçük bizim bütün mahalleleri benzer manada kimlikli bir e, kente, dirençli bir kente dönüşmüş olacak. Yarımburgaz Mahallesi'ni ele aldığımızda küçük e, Küçükçekmece'mizde 21 mahallemizden bir tanesi. Ve burası Küçükçekmece Gölü'ne kıyısı olan bir mahalleden bahsediyoruz. Göl kenarını özellikle de İstanbul'un. Başakşehir Avcılar Küçükçekmece'nin rekreasyon alanı olarak, Tan yeme içme eğlence boğazın alternatif olarak alanlarının alanların olduğu rekreasyon olarak asker alanı bulmuş olduğu yeri film pl ve sanat dünyasının kalbinin atacak ve Türkiye'nin ihracat merkezi bu sektördeki ihracat merkezinin adının geçeceği yer olduğunu ifade etmek isterim. Burada yaklaşık olarak 10 bin kişilik aş ve iş üreteceğimizden ...bahsedeyim ve devamında da... 10 bin kişilik istihdam diyorsunuz. 10 bin kişilik istihdam. Devamında da bilim ve teknoloji vadisini oluşturuyoruz... ...ve de, e, beraberinde birazdan ona da giriş yapacağım. Şimdi buradaki Yarımurgaz mahallemizde artık yapısal dönüşüm buraya gelmeye başlayacak. Kimlikli bir e, kent elde etme hayalimiz var. Bununla ilgili proje çalışmalarımızı bitirdik. Buradaki vatandaşlarımız rahat olsunlar. Zira buradaki yapıların tamamı kendilerine ait. Kamu buradan herhangi bir şey almayacak sadece planlama olaraktan, altyapı olarak Nasıl olacak? Onu bir Şöyle olacak. Buyurun. Burada şu anda daire fiyatları 3 milyon lira civarında. Yeni daire fiyatları. Vatandaşımıza diyoruz ki. 3 mu? Evet evet hepsi o kadar. 3 milyon. Bir Çünkü arttı. niteliksiz. Hayır, 2 artı 1, 3 artı birden bahsediyorum. Çünkü niteliksiz yapılıyor. Şimdi Altında otoparkı yukarıda yoktur. Yukarıda rejde arkadaşlarım soruyor, İstanbul'da nerede 3 milyon lira diye. Aynen Niye, öyle. O zaman lokasyon o, verir misiniz bir daha? Yarımburgaz mahallesinden bahsediyorum. Çünkü altyapısı yoktur. Okul alanı yetersiz, yeşil alanı yetersiz. Otoparkı yoktur, diğer sosyal kültürel alanlar hmm. yoktur. Olmadığı için de değersizleşiyor. Ben tamam. diyorum ki yapmayın, burası çok kıymetli bir yer. Ben size konutlar ve planlamalar yapayım, 20 milyondan başlasın ve tamamı sizin olsun. Dolayısıyla bugün 7-10 milyon lira arasındaki varlıklarınız 80-100 milyona çıksın. Dolayısıyla bunu biz yapmayı taahhüt ediyoruz. Kamu olaraktan yapmayı, belediye olarak yapmayı size müteahhite bırakmadan yapmayı taahhüt ediyorum diye ifade ediyorum. Burada şunu da ifade edeyim. Ben Küçükçekmece Belediyesi'nde 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ve daha çok sözlerle değil icraatlarla tanınan bir adamım. Söylediğimden daha fazlasını yapacağımı da küçük çekmeceli en iyi bilenlerdir. Şimdi burada bunları yaparken bir taraftan da gelecek e, nüfusumuzu ve gelecek e, yüzyılımızı dikkate alarak eğitime çok önem veriyoruz. Özellikle bilimle ilgili, sanatla ilgili ve sosyo-kültürel altyapımızla ilgili ciddi manada yatırımlarımız olacaktır. Ve bunun ilk örneğini hemen şu anda Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanımızla, TÜBİDAK'la halkalı bölgesindeki bir bölgeyi belirledik. Buradaki var olan bir yapıda e, bilim ve teknoloji üssünü oluşturuyoruz. Burada laboratuvarlarımız olacak, e, yazılımlar, startuplar uplar vesaire bunlar ortaya çıkmaya başlayacak ve dolayısıyla da burası artık bilimin, teknolojinin kalbinin attığı bir yer olacaktır. Çocuklarımızı çünkü geleceğe hazırlamanın olmazsa olmaz koşulu bilimdir, eğitimdir, teknolojidir ve kültürdür, sanattır, spordur. Bu alanlarda yoğun şekilde yatırımlarımız olacak. Aynı şekilde ev hanımlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili yeni yatırım alanlarımız var. Ne olacak? Ev hanımlarına şunu söylüyoruz. Diyoruz ki maddi desteğe ihtiyacı olanlar için geçim sıkıntısı... Ne çeken... kadar kişinin var mesela ev hanımlarına? Yani şöyle söyleyeyim yaklaşık olarak en az %15-20'lik kitlenin e, maddi bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, yani nüfus efendim... olarak söylediğinizde? Efendim? Nüfus olarak söylediğinizde? Yaklaşık olarak biz 810 bin nüfusa sahibiz. Burada e, hane bazlı olarak tanışıyorum. En az bir 20-30 bin üzerinde hane çıkacaktır. E, i̇şte dörtle çarptığımızda 80 Yaklaşık bin olarak insan. yardım. Bakın bu insanlara diyorum ki aile bütçesine katkıda bulunmak istiyor musunuz? Gelin sizlere e, kooperatif türü yerler açayım. Bir ay iki ay eğitimden geçireyim. Erişim yapacaksınız kek börek kurabiye mi yapacaksınız? Üretin lütfen tamamını ben satın alayım. Alım garantili. Aldıklarımı online olarak satacağım çünkü tüm Türkiye'ye satacağım. Ve bu, ben bu ailelere aylık olarak 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ek katkı sunmak istiyorum. Aynı şekilde gençlere diyorum ki işsiz misiniz gelin iş garantili sertifika kurslar düzenleyeceğim. Buralardan istifade edin, buralardan faydalanın ve mutlaka bir meslek sahibi olun. Asgari ücretle işe girmeyin. Mutlaka dolgun ücretleri işe giriyor. Aslında girip. efendim yani e, bu ülkenin gençlerinin meslek bulma ya da mesleği bilmeyle ilgili bir problemi yok. E, i̇stihdama erişmeyle ilgili ya da işe erişmeyle ilgili problemleri var. Efendim geçmişte var. şunu yaptım ben o yüzden söylüyorum. Maalesef gelenlerin büyük bir kısmı e, ne iş olsa yaparım türünden geliyor. Çünkü iş yok. E, i̇ş bulabiliyorum fakat maalesef e, meslek yoktur. O yüzden de meslek garanti, ya daha doğrusu iş garantili meslek kurslarıyla birlikte sertifika kursları düzenliyorum. Geçmişte binlerce gencimizi iş yeriyle buluşturdum çünkü. Yerleştirme oranım %95'ti. Bu manada mutlaka diyorum ki bu işleri tekrar başlatacağım. Peki her şey geçmişteki gibi mi? Efendim şöyle söyleyeyim. sistem aynıdır. Sadece yeteri kadar şans verirsek. Bakın bizde bilgi evlerimiz vardı. Hı hı. Ve bu bilgi evlerindeki çocuklarımız üniversitelerde derece yapıyorlardı. Bunlar şu anda kapatıldı tabelalar indirildi yerine kreş yapıldı. Efendim bizim bu ilçelerde kreş yapma zorunluluğumuz var. Her mahalleye birer kreş yapacağız ama bilgi evlerini kapatmadan. Bu çocuklar çünkü fırsat eşitliğini buralarda buluyorlardı. Çocukların bugün geleceklerindeki fırsat eşitliklerini bilgi evlerini kapataraktan, kültür merkezlerini kapataraktan ya da oradaki hizmetleri durduraraktan sağlayamayız. Emekliler yazıyor acaba emeklilerle ilgili sayın aday ne yapacak diye. E, şimdi bir çevre haberimiz var. Yönetmenimizden Şenaz Ersoy'dan ben bir rica edeyim Marmara Gölü'ne bir bakalım hep birlikte aynı zamanda az önce de bir fotoğraf görmüştünüz yeryüzü arsa değildir diye bir fotoğraf insanlar memleketlerinde köylerinde ilçelerinde niçin coğrafyalarını tabiatlarını topraklarını savunmak zorunda kalıyorlar aklımızın bir köşesinde bu soru diğer taraftan da işte yeryüzü arsa değildir fotoğrafıyla birlikte Marmara Gölü'ne bakalım

Şu an Marmara Gölü sulak alanındayız. Göldeyiz. Aslında göldeyiz. Bütün umudumuz, geleceğimiz, çocukluğumuz, anılarımız hepsini gördüğünüz toprağın altına gömdük. Manisa'da Göl Marmara ilçesinde de adını veren Marmara Gölü tamamen kurudu. Bir damla bile su kalmayan göl arazisi tarıma açıldı. Balıkçılıkla geçinen ve ekmek kapılarını yitiren köylüler hukuk mücadelesi başlattı. Dava kapsamında bilirkişi incelemesi yapıldı Marmara Gölü'nde. Neden birisi gelip de demiyor ki bu Göl Marmara Gölü neden kurudu? Mahallemizin yüzde balıkçılıkla geçinmekteydi bu gölden. Balıkçılık olmayınca vatandaşlarımız göçe başladı. Şapır şapır dalgalar diyeyim. böyle bağrımıza çarpıydı. Şimdi ne yapıyoruz? Kuru göle, bakıyız bakıyız oturuyoruz Marmara Gölü'nü besleyen ana damarlardan biri Gördes Çayı. Çayın suyu Gördes Barajı'nda depolandığı için artık göle ulaşmıyor. Bir kısmı da kum ocakları tarafından kullanılıyor. Suyun önü kesilince Marmara Gölü'nün görüntüsü yıldan yıla değişti. Gölün nasıl hızla kuruduğu uydu fotoğraflarına da yansıdı. Bu göl tarihi bir göl. Şartele başlıkta göle su akıtmayı düşünmüyor. Bir tekeloğlunun değil bu göl. Bu göl bütün Ege'nin. Cennetti burası hiçbir özelliği kalmadı. Kaç yıl ekmek yediniz Marmara Gölü'nden? Yaşım 60, 10 yaşından beri yedik 50 sene. Ne iş bulursam gideceğim. İki dalmayla şimdi yaş 75. Köyde hiç en kalmadı çocuğum kalmadı. 2022'de imzalanan protokolle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi Marmara Gölü arazisi. Gölde tarım yapılmaya başlandı. Balıkçılar ve çevre dernekleri itiraz davası açtı. İnceleme yapmak üzere bilirkişi heyeti bölgeye gitti. Heyeti göl çevresindeki köylerde yaşayanlar ve hukuk mücadelesine destek veren çevre örgütleri karşıladı. Sulak alanların korunması yönetmeliğine göre aslında sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaktır. Bu yolla araziler kazanılamaz. Önlem alınmazsa bölgedeki biyoçeşitlilik ve kültürel yapı yok olacak. Köylüler ve çevre örgütleri göldeki tarım faaliyetlerinin sonlanmasını ve Marmara Gölü'nü besleyen su kaynaklarının önünün açılmasını talep ediyor ve sosyal yardımlar, emekliler diyelim. Bugünkü buluşmamızı evet, tamamlıyorum. E, şunu yaptık, geçmişte yaptığım şeyi tekrarlıyorum. Onunla e, bir defa bir küçük çekmecede hiçbir vatandaş başını yazsa aç koymayacak. Çünkü geçmişteki aşevleriyle evlerine, haneye, günde iki öğün sıcak yemek bırakıyordum. Bunlar tekrar başlayacak. Kaç kişiye veriyordunuz eskiden? Ee, yaklaşık 5 bin kişiye veriyordum. Şu anda hesapladığınızda 10 yani bin kişiye çıkartacağım bu rakamı. 10 bin kişilik kapasitemiz Yeter varsa yeterli. Daha fazlası gerekiyorsa daha fazlasını yaparım. Ve bizim buradaki oluşturmuş olduğumuz hayır çarşılarıyla birlikte ihtiyacı olan her vatandaş tepeden tırnağa giyinecek e, imkanlara kavuşacaktır. Bunlarla birlikte e, ailelere yardımlarımız olacaktır, emeklilere yardımlarımız olacaktır olacaktır. Desteklerimiz olacaktır ve bu e, özellikle de sosyal yardımlarla birlikte kooperatiflerle daha uygun fiyatlarla alacakları alanların sayıları üretilecektir. Amacımız oradaki e, refah seviyesi düşük olan dezavantajlı grupların da istifade edecekleri alanları çoğaltmaktır. Dolayısıyla da her kesime, dezavantajlı olan her kesime mutlak surette dokunacağız. İşsizde iş vereceğiz. Aşı olmayan aşı vereceğiz. Sokaktaki otoparkları otopark yok daha doğrusu. Artık trafik çileye dönüşmüş durumda. Bunların tamamını yer altına alacağız. Yeraltı katlı otoparklarla birlikte çözeceğiz. Dolayısıyla artık kimlikli kentlere doğru gideceğiz. Kent dediğimiz şey meydanlardan ve bulvarlardan oluşur. Şu anda 11 yeni bulvar tanımlaması yapıyoruz. Bunları çözmüş olacağız. Sonuç olarak şuraya gelmeye çalışıyorum. Ben geçmişte 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. 413 eser tamamladım. Bugünün rakamıyla 25-30 milyarlık yatırım yaptım. Sıfır borçla devrettim. Bugün son 5 yılda yalnız geldiğimiz noktayı size söyleyeyim. Maalesef sıfıra yakın yatırım 4 milyar borç. İkisi şirketin, ikisi belediyenin borcu olmuş durumda. Sadece bir örnek vererekten ne olduğunu anlatırsam herhalde küçük halkı daha iyi anlayacaktır. Dün haberlerde çıktığı için ifade ediyorum. 28 milyona bir ihale veriyor Küçükçekmece Belediyesi şirketinden. İhaleyi alan aynı siyasi partinin ilçesinde temizlik görevlisinin oğlu ve işsiz ve ticaret kaydında ticaret sicil kaydında aynı siyasi partinin Cumhuriyet Halk Parti'nin ilçe başkanının telefonu yazıyor. Ya bunlar karşılıksız olaraktan 28 milyonluk ihale alıyorlar ve ortada ürün yoktur ama ödenen paralar var. Bunlar gibi şu anda bana gelen onlarca dosya var. Bakın onlarca dosya. Çekmece halkı i̇şte merak gazetelerde ediyor. Gazetelerde de hemen her gün evet, okuyorsunuz siz de. Bakın çekmece halkı merak ediyor. 4 milyar borç nereye yap yapıldı diye. Ben önümüzdeki günlerde de bunları çünkü şu anda iddia olduğu için bana gelen şu anda onlarca bir yol, yolsuzluk ihbarı var. Bunlardan bir tanesi sabitlendi. 3 gün önce yayınlandı. 3 gündür ilgililerden şu ana kadar herhangi bir dönüş olmadı. Olumlu ya da olumsuz açıklama olmadı. O siz, yüzden de evet, çekmece buyurun. halkı merak etmesin. Şurada 31 Mart geliyor ve 31 Mart sonrası geçmişteki özlenen günlere tekrar hızlı bir şekilde döneceğiz. Depremi risk olmaktan çıkartacağız. Ulaşımı artık problem olmaktan çıkartacağız. Ve yaşam standartını yüksek noktaya inşallah taşımış olacağız. Siz bir iddiayı dillendiriyorsunuz. Sayıştay evet. raporlarında neler var? O raporlamalarla ilgili ne yapıldı? Tabii onu da görmek istiyor. insan kesinlikle, seçmen kesinlikle, olarak şeffaf bir şekilde. Kesinlikle. Ee, Geçmiş dönemde 10 yıllık belediye başkanlığının Yaptığınız dönemde Bugünü kıyasladığınızda e, Sosyal yardımların neredeyse %100 artırılması Gerektiğini de anlatıyorsunuz Doğru. Nereden nereye geldik de diyor musunuz? Son bir söz Şöyle ki e, mutlaka Türkiye gerçekten büyük bedeller ödedi Özellikle pandemiyle ve 6 Şubat depremiyle Birlikte gerçekten büyük büyük bedeller Yüzlerce milyar dolarlık kayıplarla Karşı karşıya kaldı Ve bu ülkenin şu anda belirli ölçüde Refah kaybına sebebiyet verdi Ancak kayıpların büyük bir kısmı yereldeki yönetim hatalarından kaynaklı, insanların umutsuzluğundan ve refah seviyesi yüksek olan insanların o bölgeden taşınmaya başlamış olmasından merkezi kaynaklı. Merkezi yönetimden değil, yereldeki Efendim, yanlış yönetimlerden Merkezi mi? yönetimin payı küçüktür orada. ya Daha doğrusu merkezi yönetimden ziyade ülkenin bu manadaki ekonomik darboğazının payı vardır ama evet. küçüktür. Ama büyük bir kısmı yerel yönetimden kaynaklanmak hemen teşekkür ederim. Ben Geldiğiniz, teşekkür ederim. anlattığınız projelerinizi AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Sayın Aziz yeni ay NAV ekranlarındaydı. Şimdi molaya gideceğiz. Döndüğümüzde yine misafirlerimiz, yine haberlerimiz olacak. Yeni verilere göre ve kazanıyoruz diyor. Seçmen heyecanlı, adaylar heyecanlı. 31 Mart gecesi o heyecanın taşınacağı yer yine aynı. NAV haber ekranı. Türk halkı Demokrasi de kararlıdır. Sabırsızlıkla sandığa gitmek isteyen çok insan olduğunu gösteriyor. Daha var o güne demişti Selçuk Tepeli. Evet. İşte o günün içindeyiz. Seçmen oyunu kullanacak sonucunu NAV Haber'den takip edecek. Yayın maratonu Gülbin Tosun'la NAV ana haberle başlayacak. Seçim yasakları kalkar kalkmaz Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ilk sonuçları duyuracak. Yine en temiz ekranda en anlaşılır grafikler ve adaylardan canlı bağlantılarla. Şimdi ilk veriler gelmeye başladı. Bir ajans çok yüksek açmış olabilir bir ismi. Tam 12 seçim geçirmiş bu ekip ve 12 seçimde de adres burası olmuş. Nav Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk iki ajanstan gelen verileri analiz edecek ve sonuçlar netleştiğinde Türkiye'yi nasıl bir siyasi ortam bekliyor? O sorunun yanıtı da yine Nav Haber stüdyosunda. Açıklamalarla ilgili canlı bağlantılar yapacağız. Çok hızlı bir şekilde o oylar sayılacak. Orta sayfanın deneyimli gazetecileri Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek de birlikte Nav Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten ve Nav Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu Yeni siyasi iklimi anlatacak. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi. Seçim deneyimi olan bu ekip size güzel bir gece yaşatacak. NAV'da seçim özel yayını 31 Mart'ta. Efendim günaydın. Çalar Saat devam ediyor. E, Senler, Belediye Başkanı Tevfik Göksu da şu anda NAV ekranlarında bir sürü projeyle yaptıklarıyla ve yapacağı projelerle geldi. Önce bir ekonomiye bakalım. Bakalım Eyle. hoş geldiniz diyeyim ben size. Hoş bulduk. Teşekkür e ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Bir ekonomiye bakalım. Soru sohbetimize de başlayalım. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Bu politikayla biz ne yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Eski sözlerini tekrarladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2021 yılının Kasım ayında da ekonomide ne yaptığımızı iyi biliyoruz demişti. O dönem dolarda, benzinde 10 liranın altındaydı. Enflasyon %20'lerdeydi. O tarihten sonra adım adım faiz düşürüldü, döviz arttı, enflasyon katlandı. Akaryakıttan gıdaya fiyatlar yerinde durmadı. 14 Mayıs seçimlerinden bu yana bile iki katına çıktı, alım gücü eridi. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum. Şu an çok büyük bir enflasyon kriziyle karşı karşıyayız. Böyle bir iki yılda çözemev kavuşan bir kriz değil çünkü Türkiye'deki enflasyon yapışkan enflasyon. Faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir. Aralık 2021'de bu tez doğrultusunda faizler peş peşe düşürüldü, döviz ve enflasyon patladı. 10 liranın altındaki dolar 14 Mayıs seçimi geldiğinde 20 lira sınırındaydı. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Seçimden sonra ekonomi politikası tersine döndü. Faiz 9 kez arttırıldı. Ancak yüksek döviz kuru ve enflasyona çare olmadı. Eriyense alım gücü oldu. 14 Mayıs seçiminde en düşük emekli maaşı 7500 liraydı. 10 bin liraya çıkarıldı ama emekli 10 ayda 73 dolar yoksullaştı. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yeni dönemde de Esenler'de AK Parti adayı. AK Parti'nin temayül yoklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olsun diye sorulduğunda öne çıkan isimlerden birisiydi. Şimdi kendisi Esenler Belediye Başkanı adayı. Günaydın. Başkanı bir aday. ve adayı. Başkanı ve adayı. Günaydın. Günaydın. Hayırlı hoş sabahlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Efendim şimdi birkaç gün önce İdris Bey'i Deva Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı onu ağırlamıştık. E bunu da soracağım. Size bir sistemi de var. İşte Ramazan berekettir. İşte Tevfik Göksu. Bu sistem nedir, ne değildir? Siz de zaten yanınızda getirmişsiniz. İsterseniz isterseniz buradan başlayalım. E ben öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sesimi duyan herkes hayırlı ramazanlar diliyorum. Tabi İdris Bey'le biz çok eski tanışırız. Normal Biliyorum. şartlar altında birbirimizi çok yakından tanırız. Ben İdris Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizim projemizin reklamını yapmış. Çok güzel bir değerlendirme yapmış. Hı. Seçim sloganımızı burada iki dakikada bayağı anlatmış. Yani bana ilave iki dakika vermiş. E, fakat anlayamadım bunu insan niye eleştirir onu anlayamadım ben gerçekten. E, Ramazan düşün, günü. Dünün, evet Ramazan günü e, düşünün ki. Propaganda yapılıyor. şöyle mesele propaganda meselesi Hı. değil. Şimdi bir hayatın bir hakikati var mı? Ramazan'da insanlarımız fırına gidip pide alıyorlar mı? Alıyorlar. Alabilen fırına, alıyor. A, fır, alıyorlar mı? Alıyorlar. Bu pideyi alırken fırıncı kardeşimiz bu pideyi bir kağıdın içerisine koyup veriyor mu? Veriyor. Bunu verdiğimiz takdirde kime katkı sağlıyoruz? Fırıncıya. Esnafa ya destek düşün, yani bu. Esnafa destek. Bu tamamıyla ve tamamıyla fırıncı arkadaşlarımızın bu anlamdaki mali külfetini üzerimize almak. Buna katkı sunmak için. Çünkü, bu da bir maliyet. Ne de, kadardır de, ki şimdi, acaba bunun maliyeti? Bunu bizim açımızdan çok büyük bir maliyeti yok. Hayal, Ama, fırıncı açısından. Işin, onlar için bir gram, bir santim bile biliyorsunuz. Çok önemli bir şey. Çünkü milim milim hesaplayarak, kar marjlarını ortaya koyarak e, ekmek üretiyorlar, ekmek satıyorlar. E, bu açıdan baktığınızda onlar için bu çok kıymetli bir katkı. Ve biz de işte ne bileyim binlerce ekmek satılıyor. Bir yüzlerce fırın var. Yüzlerce fırına Esnafa katkı olsun diye düşündük önce. Acaba pide mi alsak diye düşündük. Ya pide ne olur ne olmaz. Hani çünkü pide bakarsın edersin. Ha biz böyle bir katkı sağlayalım. Fırıncılarla istişare ettik. Bizde ne istiyorsunuz dedik. Dediler ki başkanım bize Ramazan'daki pideleri vermek için sarmak için güzel bir kağıt ambaraj kağıdı verebilirsiniz dediler. Onların talepleri üzerine bu ambaraj kağıdını yaptık ve şu anda eserlerde evet. her pideci her fırından sonra bir de arkasında da vaatler var. Hani hazır e, yapmışken hazır, bir hatırlatalım. Tabii hazır yapmışken yaptığımız işleri hatırlatıyoruz. Bak bu işleri yapıyoruz diye. Bunlar o kadar kıymetli şeyler ki çünkü bunlar hatırlattığınızda şimdi şöyle bir şey var. Mesela bir belediye başkanı proje üretirken illa masa başında oturup üretmez. Sokakta yürürken size bir şey söyler birisi. Az önce oldu. Evet. Haberlerde de paylaştı. Mansur Yavaş'a bir vatandaş yani emekliyiz. işte tıraş fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu da işte yani siz de görün. Biz zaten yaşıyoruz. 200 lira. Ya bunu bir belediye imkanıyla çözemez misiniz? Hem İstanbul İstanbul'a gelsin. Esenlere, esenlere gelsin. Evlere gönder mi? emekleri evlere İstanbul'da, gönderiyoruz. İstanbul'da geçinmek evleri Evlere evlere, evlere, yani. evlere gönderiyoruz, tıraş ettiriyoruz. Berber mesela belediye dedi berber istihdam ettik biz. Hem Az bay, tam anlattığınız gibi yani vatandaştan evet, destek aynen sokakta, bulma. Aynen sokakta yürürken vatandaş size bir şey söylüyor. Evet. Onu oturuyoruz biz proje haline getiriyoruz. Niye? O çünkü hayatında karşı, mesela ben park bahçeler müdürüme bir talimat vermişimdir. Demişimdir bir parkta yürü insanlar senin yapmadığın bir yeri yol olarak yapmışlarsa bil ki doğru yol orasıdır git oraya yol yap. Hani patikalar vardır ya. Evet. O vatandaş onu akışını oraya ayarladıysa sen de git oraya yol yap. Bunlar da böyle fırıncılarla oturduk. Ne yapabiliriz? Dediler ki başkanım bize böyle bir katkı sun. Ve biz de fırıncılarımıza katkı sunsun diye. Bütün fırınlarımıza bunlar verdik. Hatta şeyi imar etmişiz, unutmuşuz. Ee, pastanelerde de pide yapıyorlarmış. Sonra pastaneciler dediler ki başkanım bizi niye vermiyorsun? Şimdi pastanelerde de verdik. Onlar da pide satıyorlar çünkü. Ha, Orada... Pastanelerde de daha da var sloganınız olacak. A, o Dahası de, var tabii bizim bu... bu seçim konseptinde kullandığımız sloganımız. Çünkü bu kadar iş yaptık şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bak bu kadar işi yaptık dahası da var. Daha şeyler yapacağız. Ee, pek, Bir çok da, devam ediyoruz. pek çok da görselle gelmişsiniz. Evet. Bu seçimde 31 Mart seçimlerinde e, sizce en önemli konu, en, en önemli gündem ne olacaktır? Esenler için, İstanbul için ne söylersiniz? Ben sen? şimdi şöyle düşünüyorum. Ee, İstanbul'da mesela Esenler açısından baktığımda ben Esenler'de bütün belediyecilik anlamındaki hizmetlerin büyük bölümünü bitirdim. Kentsel dönüşüm ilk Türkiye'de başlayanlar ve hatırlarsanız 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kazmayı Esenler'den vurmuştu. Ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi hatta dünya ölçeğinde yürüyen kentsel dönüşüm Esenler'de yürüyor. Evet. Biz rutin belediyecilik hizmetleri bir taraftan yaparken kentsel dönüşüme de devam ettik ve çok büyük mesafe ettik Şu anda Esenler'de bundan sonra yapacağımız ki İstanbul'da da şu anda en hayati konunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Eğer bilim adamları bizi yanıltmuyorlarsa, eğer bilim adamlarının bize söyledikleri doğruysa, İstanbul bir deprem riskiyle karşı karşıya mı karşı karşıya? İstanbul bir depremle yüzleşecek mi? Eğer bilim adamlarının söyledikleri doğrusu yüzleşecek. ha İnşallah yüzleşmez. İnşallah yaşamaz. Yüzleşecek. O zaman yapılacak... Bilim adamları genelde evet, işte yani, şaşırmıyorlar dolayısıyla. Yani biz sen dua açısından, temenni açısından inşallah olmaz diye dua edelim. Yani i̇ki kere iki dört oluyor. Şu, şöyle... Içinde. E deprem bilgi yapılacak İstanbul'da ne var diye iki tane şey var. Bir tanesi gücün yetiyorsa fay hattını yerini değiştir. Gücümüz yetmeyeceğine göre fay hattının yeri değişmeyeceğine göre o zaman. bir tane yapılacak iş var. Binaston'un yenilenmesi. Bakın bir şey daha söyledim. Az önce eniden önce de size söylüyordum. Aha. Bilgi altlığı anlamında İstanbul'da depremle ilgili yapılmayan hiçbir şey yok kalmamış. Bakın Türkiye'de deprem master planı olan tek şehir İstanbul'dur. Her Dep şey hazır. Evet. Bütün planları. deprem master planı %100 bitmiş. Tek şehir İstanbul'dur. Maalesef bu andaki yönetim şu anda master planı güncellemedi hiç. Bakın İstanbul Avrupa ve Avrupa ve e, Anadolu yakasında Anadolu yakasında 500 metreden 500 metreye, Avrupa yakasından 250 metre 250 mikro bölgelenmeler bitirmiş bir şeyidir. 30 metreye kadar jeolojik etiklerini bitirmiş bir şeyidir. Bu anlamda bilgi altlığı anlamında bütün bilgi altlıkları tamam. Peki ne yapacaksınız? Yapı stonu yenileyeceksiniz. Şimdi İstanbul'da 7,5 milyon yapı soğuğu var. Bağımsız bölüm var. Siz neler yaptınız evet, oraya şimdi burada efendim. Evet oraya geleceğim. Buradan baktığınızda biz Esenler'de şu ana kadar göreve geldiğim günden bugüne tam 60 bin konut yeniledim. 60 bin konut. Evet tam 60 bin konut yeniledim. Bakın örneklik açısından şunu göstermeme müsaade ederseniz. Evet. E, şu gördüğünüz yap, hal Kaç senesi efendim? kırmızı. 2009 yılı. 2009. Bu 2009 yılındaki esenlerin görüntüsü. Bakın çok az beyazlar var. Evet. Bunlar risk olmaya yapılar. Bu da 2023 yılı esenleri. Bakın kıpkırmızı olan esenler gitmiş beyaza dönmüş artık. Ee, beyazlaşan, beyazlaşan yerler yenilenen binalar. Yenilenen binalar aynı zamanda yeşil alanlar. Ye, 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 yenilen, şunlarsa kaldırdığımız ve kaldır, kaldırmaya devam ettiğimiz alanlar. Bunlar Esenler'de iki türlü kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bir, mevcudu yerinde yıkıp yapıyoruz. İkincisi, Esenler'de donata alanları üzerinde yapılar, yapılaşmış yapılaşmalar var. 16 bin konut var, 16 bin konut var. Donata alan üzerinde yapılmış. Yani yapılmış ama orası okul alanı, yapılmış ama orası park alanı, yapılmış ama orası yol, yapılmış ama orası cami alanı, yapılmış ama spor alanı. 16 bin konut var. Depremde ilk riskli yapılar onlar. Çünkü onlar yıkıp yerine yapamıyorlar. Onu e, mutlaka transfer etmeniz gerekir. Örneğin işte bakın şu, şu gördüğünüz, şu alanlar, bakın şu alanlar bizim transfer edeceğimiz alanlar. Şu anda bu alanların transferinin %50'sini bitirdik. %50. %50'sini bitirdik. Geriye kaldı %50. Buradan yayınınız vasıtası da söylüyorum. Geriye kalan %50'yi de Allah nasip ederse... 2026 yılı son itibariyle hepsini bitiriyoruz. Peki bunu yaparken hepsini bitiriyoruz. vatandaşla bir anlaşmada olması gerekiyor. Bizde %100 anlaşma. Nasıl başarıyorsunuz Biz yüze, bunu? Şöyle, nasıl başardınız? Şu ana kadar ben binlerce konu teslim ettim. Binlerce. Evet. Ve şu ana kadar bana açılmış bir şey daha, yoktur çok şükür. Her şey şeffaf. Bir ödeme planı. Her, tabii her şey şeffaf. Biz genelde şöyle hesaplıyoruz. Mevcut e, yapısını alıyoruz. Mevcut yapısını %80'ine denk getiriyoruz. Geriye kalan %20'sini ödüyor. %20? Evet yani %80'ini mevcut yapı stoğundan karşılıyoruz. Kendi yapısından, kendi arazisinden karşılıyoruz. Geriye kalan %20. Mesela? O %20 neye tekabül ediyor peki? Yani bir hesaplaması var mı? Yüz, Önünüzde şöyle, yani geçen sene bu kadardı şimdi bu kadar. Belki de biz, bu dönüşüme katılmak şö isteyenler. Şöyle e, biz zaten karşılıklı şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Ve bizim şartımız şu. Mesela diyelim ki şu bölgede bir iş çalışma mı yapıyoruz? Evet. Burada bize talep %75'i geçmesi gerekiyor. İmza. %75 diyecek ki ben talep ediyorum. %75'ten başlıyoruz. Biz %75'ten başladık ama şu anda bu bölgelerde %75 değil %85, %95, %99. %99 talepler, talepler var. Şimdi Esenler'de ilk senelerde biz gidiyorduk dönüşüm yapalım diye. Artık... E, tersine döndü. Herkes bize geliyor. Çünkü, Çünkü insanlar korkuyor. Yok. insanlar gördü. Gördü. Şöyle. <laughs> e, şunu düşünün. Bu da yenilenmiş olan Tabii. evler. Yani düşünün şu yapılardan insanları şu yapılara taşıdık. Ve şu anda bu yapılardan bu yapılarda oturuyorlar. Bakın. Tam kamera göremedi. İsterseniz onu bir kez evet. daha göstereyim. Bakın. Hızlı çektiğimizi. Şu şey. yapılardan evet. bu yapılara taşıdık. Ve şimdi şurada oturanları şu bölgede oturanlar bakın. Şu şurada oturanları bakın şu evlere taşıyoruz. Ne zaman taşınacaklar? Bu 2026 son itibari bitmiş oluyor. Bitecek. Tabii bitmiş oluyor. Bakın bu yapıya taşınıyorlar. Bu resim falan değil Bu onaylanmış tasarım onaylanmış bakanlıkça onaylanmış proje. Bakanlıkça. Tabii. Bakanlıkça kentsel tasarımı onaylanmış. var mı? Bitmiş. Hani de desteği. Toki bizim imaratçımız. Anladım. Evet. Ve böylece Buradan biz alıyoruz ve taşıyoruz. Şurayı düşünün. Bak şu çok ilginç bir örnektir. Şurası 1990 konut. Aha. 1990 konut vardı burada. Kaldırdınız. 82 bin metre bir alan ve imarlıydı. İmarlıydı. Kaldırdım. İstesem satabilirdim. Satsaydım Esenler Belediyesi'nin kasasına 5 katrilyon eski rakamla para girecekti. 5 katrilyon. Satmadınız. Satmadım. İmara kapattım. Park yapıyorum. Ne Ve Türkiye'nin Türkiye Türkiye'nin zannediyorum şimdi şey taşınmalar bitti, bina enkazları kaldırdı, yıkımlar yapıldı. öyle ee, şöyle Mayıs Haziran gibi Haziran gibi inşaatlarına başlarız bir yıl. Bir yılda da burayı Bir yılda devam altı yer altı yer altı otoparkı üstü komple millet bahçesi mahalle meydanı Türkiye'de bakın Türkiye'de bu çok önemli şey Türkiye'de ilk en kapsamlı yıkılarak park yapılmış millet bahçesi olacak. 1990 şu anda yıkıldı enkazlar gidin görün orada enkazlar yıkıldı kaldırıldı ve biz bu insanlara evlerini yaptık verdik ve bu insanlar şu anda bu konutlarda oturuyorlar bakın şu konutlarda oturuyorlar. O evlere taşındılar. Taşındılar ve oturuyorlar şu anda. Burada oturuyorlar şu anda. Yani kentsel dönüşüm cekcakıyla konuşmuyorum. Dısıyla yaramadım. konuşuyorum ve gerçekten böyle. Şimdi onun için bu dönemde yapacağımız iki önemli hamle var. Bir Esenlerde ben göreve başladığımda %87'ydi risk yapı oranımız. Şu anda %47. %47. Bunlar iki kategori var. Bir tanesi donatı alanların transferi. Donatı alanlarımızın transferinde 2026 yılı sonu itibariyle bitirmiş oluyoruz. Yarısı senden yarısı benden kampanyasında eden 42.500 kardeşimiz var. Yani 42.500 bağımsız bölüm var. Şimdi seçimden hemen sonra inşallah onları ziyaretlere başlıyoruz. Onlar da hemen başlayacağımız dönüşüm alanları. Böylece bir 60 bin konutu bitirdik. Şimdi ikinci 60 bine başlıyoruz. Kazandığınız takdirde Eşim, önünüze inşallah. koyduğunuz en önemli Dönüşüm. proje bu. Hedefim, hedefimiz şu. Allah nasip ederse Esenler'de bir tane riskli yapı kalmayıncaya kadar dönüşüme devam edeceğiz. Efendim bir soluklanmanızı isteyeceğim. Ee, yine... Anlatmak istediğiniz bir hani böyle yine Tevfik Göksu imzası olacak dediğiniz bir proje varsa çok onu var. da dinlemek istiyorum. Çok var. Ee, bir bakalım sahaya İstanbul sahasına. Bakalım. Ee, bakanlar da burada hani uğruyorlar mı esenlere? Belki buna da yanıt verirsiniz. Ama bakanların e, bu yarışın içinde olması, dahil olması, oy istiyor olması bir de tartışma konusu. Belki buna da bir söz cümle kurarsınız. Çok, çok kurarım gerçekten e, güzel bir cümle kuracağım. Peki izleyelim. <laughs> evet. İstanbul'a toplanıp gelerek adayınızı pençe aşağı çekiyorsunuz olmaz. Yazık değil mi? Yazık. Yazık. PKK'lılar Belçika'da Türklere saldırıyorlar. Hepsini lanetliyoruz. Peki bunlarla kim uğraşacak? Dışişleri Bakanımız nerede? Buradaki adaylarına oy istemekte. Bunlar kabile hepsinin adı kabine. Yani bu insanlar örneğin biri ekonomiyle ilgilenecek, biri maliyeyle ilgilenecek, biri adaletle, biri şehircilikle, biri ulaştırmayla, Birisi ilgilenecek öyle değil mi? Bakanlar AK Parti adayları için sahada seçim güvenliğinden, oyların sayılarından sorumlu olanlarda hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş kabine üyelerine tepki gösterdi. Sandıklar açıldığı zaman İstanbul burada eğlenecek evet. O 17 kişiye artı bir diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki siz İstanbul'a gidin ben oraya bir aday atadım ama aday baş edemiyor. Milletvekili'nin, belediye başkanımız, tabiinin üçü bir arada daha yüksek olur inşallah. Ben de diyorum ki isterseniz 17 artı 1 olun. Bir de adayınız var ama ya adayınızı ayıp ediyorsunuz. Adayınıza yanlış yapıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum için o isteyen bakanları hedef aldı. Mansur Yavaş da Dışişleri Bakanı'nı eleştirdi. Belçika'da yaşanan olayları hatırlatarak. PKK'lılar Belçika'da Türklere saldırıyorlar. lanet diyoruz. Peki bunlarla kim uğraşacak? Dışişleri Bakanımız nerede? Buradaki adaylarına oy istemekte. Bence derhal Belçika'ya gidin, o teröristleri yapıyorsanız yapın, Türklere saldırmasını önüne geçin. Şimdi bir sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı bunu anlatırken o süreçte bakanlar kendi işlerini yapacaklar ve işte hani bakan yardımcıları da kendilerine yardım edecek, siyasetin dışında kalacaklar derken işte bu tartışma bakanlar da yerel seçimde Murat şimdi, için o istiyorlar, Adalet şimdi, Bakanı dahil. Şimdi İlker Bey, Buyurun. bunu kim söylüyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı söyledi değil mi? Evet. Altay geriye gidin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nerede de ay önce? Sabahleyin video çekiyordu. Bugün Ağrı'dayım, bugün Patnos'tayım, bugün Çorum'dayım, bugün Tekirdağ'dayım, bugün Urfa'dayım, bugün Hakkari'deyim. O yanlış O yanlış. Gel ya, siz Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığı için Kapı kapı dolaşacaksınız. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenemiyor muydunuz da kapı kapı dolaşıyordunuz? O bunu beceremiyor muydu da siz gidip Kılıçdaroğlu'nu anlatıyordunuz? Ya şimdi AK Parti hükümetinin bakanlarının gelip İstanbul'da AK Parti'nin adayına, Cumhur İttifakı'nın adayına destek veriyor olması, çalışma yapmasından daha doğal ne olabilir ya? Yani yani? buna ilkesel yanıt verilemez evet. mi? Siz siyasette deneyimli bir kişisiniz. Hani doğru mu değil mi? Hani o yanlış diyorsanız burada, bugün burada yapılan da yanlış diyebilirsiniz. Buradaki yanlışlık nerede? Hayır yanlış, yanlış mı diyorsunuz doğru mu diyorsunuz? Onu, onu onu soruyorum ben. Hı. AK Parti hükümetinin bakanının çıkıp AK Parti adayına destek veriyor olması, onun için sahada çalışma yapıyor olması. Bunun yanlışı nerede? Ben onu anlayamıyorum. Adalet Bakanından İçişleri Bakanı seçimi güvenliğinden şimdi Bakın sorumlu. Adalet Bakanı, Adalet Bakanı adaletle ilgili bir konuda ilgilenmiyor. Adalet Bakanı, Adalet Bakanı vasfından daha çok AK Parti mensubiyeti içerisinde AK Parti adaylığı çalışmaya gidiyor. Mesele bu. Yani siz kalkacaksınız Cumhurbaşkanı ya aday, yardımcı adaylığı için. Olur diyorsunuz yani. Koca koca yani. 16 milyonluk kenti bırakacaksınız. Bu yanlış değil ve olur mu diyorsunuz? 16 milyonluk kenti bırakacaksınız. Bu yanlış olmayacak. Bakan Bey neymiş? Ee, gelmiş ayda bir defa bir saat İstanbul'daki AK Parti'nin adayına destek vermiş. Bu yanlış olacak. Şimdi... E Tekrar buna siyaset deneyim. Ki, bu ne periz Yine siyaset deneyiminizle de sorayım. Ee, bu doğru mu? Bunda bir sakınca yok mu? Adalet ben sakınca bakanı, Ulaştırma Bakanı, ben, ben, İçişleri bakayım, Bakanı, şöyle bu yarışta oy istemeleri. Şöyle dramatize ederseniz farklı. Adalet Bakanı şu. Adalet Bakanı gelip de şunu yaparsa yanlış. İstanbul'daki yargıçları toplayıp ey yargıçlar ben Adalet Bakanıyım AK Parti'nin adına oy verin. Bunu derse yanlış. Ama Adalet Bakanı bir vatandaş olarak ve AK Parti mensubiyeti içerisinde sokağa gidiyor, sokakta anlatıyor. Diyor ki bizim adayımız iyi bir insan buna oy ver. Adalet Bakanı sıradan bir seçmen midir? Onu da belki konuşmak gerekiyor. Adalet gerektir. Bakanı koltuğa dur zaman Adalet Bakanı'dır. Sokağa geldiği zaman elbette ki Adalet, Bakanı, Adalet Bakanı vasfı gereği yapması gereken davranışları yapar. Ama söylediğim gibi Adalet Bakanı eğer İstanbul'daki yargıçları toplayıp onun direkt etkisi altında, hiyerarşisi altında olan insanları toplayıp da kalkıp da bir seçim çalışması yaparsa bunu hep beraber karşı çıkalım. Makam aracıyla geldiği Bakın yerde buna ne nedir hep, Adalet hep bakanı? beraber karşı çıkalım. Şu anda yasak makam araçları gelemezlerdir. Hayır mesela böyle bir e, imkanla, devlet imkanıyla geliyorsa mesela nedir Adalet Yani şöyle bakanı. bir şey var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Neyle gidiyor? Hangi araçla gidiyor? Tek tek takip edemem He, şimdi. Ama gidiyor? bakarız. Neyle, bakarız, neyle bakarız, gidiyor? Bugün sizin için bakalım. Evet. Neyle gidiyor? Bakalım. Yani şimdi hepsi şöyle bakmak lazım. Bu insanlar bir siyasi mensubiyet içerisinde kendi adaylarına gidiyorlar ve kendi adaylarına destek veriyorlar. Yani bunu Kalkıp da başka bir siyasi manipülasyon konusu yapmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum ve esenlere gelelim istersen. Peki geleceğiz. Ee, %100 güvenli kent diyorsunuz. Bu arada e, Naci Görür hocam yazmış. E, yapı stoğuyla İstanbul deprem dirençli yapılamaz. Önce kentin yeraltı dinamikleri incelenmeli. İncelendi. Daha sonra yüzey yapıları yapılmalı. Yapı stoğu altı kent bileşenlerinden sadece birisidir. Saygılar demiş size de e, günaydın diyor. Hatırlatması bu şekilde. Eee incelendi mi? İncelendi. Tamam. Peki o zaman gelelim %100'e. Şö, şöyle söyleyeyim. Hı. İlker bir incelenen yerden başlayalım. Peki şimdi <laughs> incelenen yerden devam edelim o zaman. <laughs> %100. %100 güvenlik kentler. Şimdi şöyle Esenler'de birinci önceliği bir tane riskli yapı kalmayınca kadar dönüşüme devam etmek. Tamam. İkincisi az önce Aziz abi de dinliyordum o da ifade etti. İstanbul'da artık trafik ulaşım sorunu olmaktan çıktı. Çıktı. Sağlık sorunu haline geldi. Hı. Yani artık sağlık sorunu haline geldi. Bunun için ben bugüne kadar 9.640 araçlık otopark yaptım. Şimdi bu dönemdeki hedefim Esenler'de 10.000 araçlık otopark yapmak. 10 evet, 10.000 araçlık otopark yapmak. Çünkü artık buna imkanım var. Yer imkanım var. Evet. Otopark ve Esenler'in içerisinde kendi şehir içi ulaşımını hızlı hale getirmek istiyorum. Bunun için de en temel sorun duran araç sorunu çözmek. Bunu çözeceğim. Üçüncü konu. Hemen Esen, uzandırayım evet, ben de size. Evet, üçüncü konu Türkiye'nin ilk yüzde güvenli şehri oluyor Esenler. Savunma Başkanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla, e İçişleri Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Esenler'in 1287 sokağına, 1287 sokağına, bütün okullarına, bütün parklarına, bütün parklarına, e bütün sistematiği içerisinde kamera yerleştiriyoruz. Ve şu anda kameralar yerleşmeye başladı ve büyük bir şehir izleme merkezi kuruldu. Şehir izleme merkezi aynen sizin bu ekran gibi evet. devasa ekranlarla 1287 kamerayla 1280'li kamerayla güvenlik boyutunu, emniyet takip edecek, trafik boyutunu, büyük şehir, şehir düzeni boyutunu bizim takip ettiğimiz Türkiye'de ilk biliyorsunuz Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türkiye'de ilk akıllı kent olarak imzalanan ilan edilen yer Esenler'dir. Evet. güvenli güvenlik kentte peki? Güvenli kentte artık sokağa girdiğinizde sokak e, kamera sistemi olduğu için e, sabahleyin yanlış yapmak isteyen o sokağa giremeyecek. Çünkü kamera var orada. Ve siz onu takip edeceksiniz. Caydırıcı. Ca caydırıcı. Tamam öyle caydırıcı. Tabii, tamam caydırıcı bir sistem. Ve aynı zamanda e, afet koordinasyon merkezi ve aynı anda 15 bin kişiye yemek çıkartacak afet koordinasyon evet. merkezi. Böylece e, %100 güvenli. Dördüncüsü de çok önemli bir şey. Türkiye'nin en büyük bilim merkezi şu anda inşa ediliyor ve Türkiye'nin en büyük teknokenti yapılıyor. Türkiye'de ilk defa bir belediye teknokent yapıyor ve bittiğinde 2026 son itibariyle bitiriyoruz. Allah nasip ederse bittiğinde 35.500 genci istihdam ediyoruz. Efendim teşekkür ederim. Ben Geldiniz. teşekkür ederim. Son sorum Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söyledi paylaştı kamuoyuyla. Bu benim son seçimim dedi. E, belediyecilik anlamında çoğu şeyi yaptım. Esenler'de kentsel dönüşüm kaldı dedi. Onu da başarırsanız bu da sizin son seçiminiz mi? Biz siyaseti yüksek idealler için yaparız. Kariyer planlaması için değil. Yani? yüksek idealler için yaparız. Yani, yani kariyer planlamasını yapmayız. Evet teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ediyorum. Gerniniz, Sağ olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Ee, hızlı bir şekilde mola. Döndüğümüzde Tevfik Göksu anlattıkları bir de İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Özgür Çelik burada olacak. Kendisine soralım. Efendim günaydın bir kez daha evet, devam ediyoruz. Bir konuğumuz daha var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu anda NAV ekranlarında çalar saatte. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Gelen her misafirimize soruyoruz. Seçim sahası nasıl diye bir heyecan var mı yok mu? Ne söyleyeceksiniz? onunla merak ediyoruz. Bir bakalım İstanbul yarışına Ekrem İmamoğlu dün gece de vermiş olduğu mesajlara, sonra da İstanbul, İstanbul'daki yarış adil bir yarış var mı? Şeffaflık var mı? Bakanlar hani niye bu kadar İstanbul'da bunları konuşacağız. İstanbul'da Atı alan Üsküdar'ı değil, atı alan Üsküdar'ı gezdi olacak. Gezmek serbest. Cumhurbaşkanının İstanbul'da ikamet ettiği Üsküdar'dan ses verdi İmamoğlu. Atı alan Üsküdar'ı gezecek göndermesi yaptı. Kumpas videoları üzerinden savcılık yapıyorlar. Doğru yıkılmaz. Doğru yıkılmaz. Doğru, yıkılmaz. İstanla, şenefla, buza, zekili uygulama, salısa. Tamam, beraber gidelim Beykoz'a. Evet, evet. Anadolu yakasındaydı dün Ekrem İmamoğlu. Gündüz, Çekmeköy, Beykoz ve Üsküdar'daydı. Mesajlarını oradan verdi. Hırsızlardan bizi kurtarın. Hürsüzlerden bizi kurtarın. Biz milletin malının muhafızlığını yapmak için göreve geldik. Bir milim geri atmayız, bir milim. Sözüm ona... İstanbul'u geri almak istiyorlar. Kimden? Milletten. Murat, sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar. Ya kimin malı? Ya kimin malı? Kendi malları, mülkleri zannediyorlar. Yahu değil, değil. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize. Bunları biz yaptık. Ya milletin malı. Senin yaptığın metro da milletin malı. Bizim yaptığımız metroda milletin malı. Diyor ki tam gaz geri. Biz diyoruz ki. Onlar diyor ki tam gaz geri. Biz diyoruz ki Aykut Baksan'la. Ve akşam saatlerinde Ümraniye'deydi İmamoğlu. Ümraniye'deki otobüs gezisi gece mitingine dönüştü. Vallahi siz karar vermişsiniz. vermişsiniz. Yolumuz açık olsun. Allah'ım Aykut Başkanımı da belli de size bahsettir. Şimdi adil bir yarışın içinde misiniz? Öyle başlayalım. Az önce konuğumuz Tevfik Göksu'ydu. Kendisine sorduk bakanlara hani niye İstanbul'dalar diye sorduğumuzda Ekrem İmamoğlu da Mayıs seçimlerinde işte Türkiye'de bir kampanya yürüttü. Şimdi Adalet Bakanı ile Ekrem İmamoğlu hani o pozisyonları da biraz kıyaslamış oldu. Ne kadar doğru, ne kadar değil? Ne dersiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim daha yerel seçim süreci başlamadan önce bir televizyon kanalında şunu söylemiştim. Demiştim ki İstanbul'da sadece bir adaya karşı yarışmayacağız. Kamu kaynaklarına karşı yarışacağız birincisi demiştim. İkincisi bürokrasiye karşı yarışacağız demiştim. Şimdi bakanlar sahada ve bir aday için o istiyorlar. Bürokrasiye karşı yarışacağız demiştim. Valiler belediye başkan adaylarıyla Anadolu'nun çeşitli yerlerinde seçim çalışması yapıyor. Medyanın %95'ine karşı yarışacağız demiştim. TRT'de hiç yokuz. Hepimizin vergileriyle yayın yapan TRT televizyonunda hiç yokuz. Medyanın önemli bir bölümü de sürekli aleyhimizde bir propaganda yürütüyor. Bunun dışında iftiralara karşı, montaj videolara karşı, sahte broşürlere karşı, kumpaslara karşı yarışacağız demiştim. 2019 yılında çekilmiş görüntüler 2 ay önce çekilmiş gibi servis edilerek seçimin sonucu değiştirilmeye çalışılıyor. Her gün sokaklarda Partililerimize, ilçe başkanlarımıza talimat veriyoruz. Herhangi bir siyasi parti logosu taşımayan broşürleri toplattırıyoruz. Pankartları toplattırıyoruz. Üstünde herhangi bir siyasi parti logosu olmayan ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu aleyhine bir takım... Ne yazıyor yaz o afişlerde, pankartlarda? Örneğin o pankartlarda ne yazıyor? İşte israf yapıldı, işte İETT otobüslerinin kazalı görüntüleri, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili çok çeşitli negatif o yürüyen merdivenler gibi, hani yürüyen merdivenler mi gibi broşürler. işte İETT otobüslerinin kaza yapmış İETT otobüslerinin görüntüleri. Hani bir reklam filmi çekmeye çalıştılar ve yakalandılar hatırlıyorsunuz. İETT arıza yapmış gibi özellikle ulaşım üzerinden, İETT üzerinden bir takım karalama broşürleri ama herhangi bir siyasi parti logosu içermeyen. Yani bunları niye ifade ettim? Hani şunu söylediniz, dediniz ki bakanlar sağda ve benden önceki konuk Ekrem Başkanla kıyasladı. Şimdi evet. şöyle bir fark var arada. Ekrem Bey 2023 seçim kampanyasında Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak sahaya çıktığında İstanbul'da hizmetlerin devam etmesi konusunda bir problem yoktu. Ama bugün mesela örnek vereyim öğretmen atama bekliyor, öğrenci okulda öğretmen bekliyor, Milli Eğitim Bakanı sahada seçim çalışmasında. Emekli 10 bin lira maaşa e, mahkum kalmış 10 bin lira yani açlık sınırı 15 bin liranın üzerinde, yoksulluk sınırı 50 bin liranın üzerinde. Emeklinin %50'sinden fazlası sadece 10 bin lira emekli maaşı alıyor. Enflasyon almış başını gitmiş. İnsanlar çok derin bir yoksulluk yaşıyor. Maliye Bakanı seçim çalışmasında. Sokaklarda suç var. Seçim güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı seçim çalışmasında. İşte Dışişleri Bakanı seçim çalışmasında. İnsanlar hastaneden randevu bekliyor. Sağlık Bakanı seçim çalışmasında. 2023'te Ekrem Bey Anadolu'ya çıkıp belli illerde miting yaptığında İstanbul'da hizmet akışında hiçbir problem yoktu. Her şey gayet iyi gidiyordu. Ama bugün ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, işte sağlık sisteminin içinde bulunduğu durum, eğitimin içinde bulunduğu durum. Dolayısıyla bakanlar kendi yapmaları görevi, yapmaları gereken görevi layıkıyla yerine getirmedikleri için eleştirimiz bir bu noktada iki İçişleri Bakanıyla Adalet Bakanı doğrudan seçim güvenliğinden sorumlu. Evet. Yani doğrudan seçim güvenliğinden sorumlu bakanların çıkıp o istemesine kadar doğru. Bunu eleştiriyoruz. Ee, bizim için sıkıntısı yok diyor Tevfik Bey Tevfik Bey açısından tabii sıkıntı olmayacaktır. Çünkü kendi siyasi partisinin adayına İstanbul'da destek istedikleri için Tevfik Bey için bir sorun teşkil etmez. Ama İstanbul için, Türkiye için ve bizim için çok önemli bir sorun. Peki, Dem Parti ile bir protokol var mı? Bir yani, başka tartışma konusu oldu. E, evet, bir evrak yayınlandı biliyorsunuz evet. iki gün önce. Benim de imzamın, Bunu bir anlatır mısınız? Benim de imzamın oldu, olduğunu iddia ettikleri bir evrak yayınladılar. O belge sahte bir belgedir. Onun üzerindeki imza bana ait değildir. Hatta çok kötü bir imza atmışlar. Benim imzam o sahte evraktaki imzadan da güzeldir. Onu ifade edeyim. Şimdi sahte bir belge olduğu için içeriğindeki hiçbir bilginin bir anlamı yok. Hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Zaten DEM Parti ile CHP arasında bir protokol gibi gösterdiler. Biz de yalanladık. Hem sosyal medya hesaplarımızdan hem bağlandığımız televizyon kanallarından. Meral Hanım da zaten yalanladı hiçbir geçerliliği olmayan bir belgedir ama tamamen seçimi manipüle etmeye yönelik aynı işte o sahte broşürler gibi aynı o gerçeği yansıtmayan yani 2019'da çekilip bugün yapılıyormuş gibi servis edilen videolar gibi tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir takım girişimler Manipülasyon mu var? Kesinlikle. Öyle mi Sandığa da zaten 4 gün kaldı. Sandığa 4 gün kaldı. Sahada seçimi kazanamadıklarını, kaybettiklerini görüyorlar. Sahada kazanamadıkları seçimi yani zafere giden yolda her şeyi mübah gören bir anlayışa karşı yarışıyoruz ne yazık ki. Ama şunu ifade etmek isterim. Biz zafere giden yolda her şeyi kesinlikle mübah görmüyoruz. Asla doğru olmayan hiçbir iş yapmıyoruz. Asla iftiraya, yalana, karalamaya bulaşmıyoruz. Ama ne yazık ki her konuda bir takım karalama kampanyalarına karşı bir mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu yöntemlerle seçim sonucunu değiştireceklerini düşünüyorlar ama İstanbul halkı bu gerçekleri görüyor. Ben sokakta, sahada, meydanlarda İstanbul halkının kesinlikle bu karalama kampanyalarına ve iftiralara fırsat vermeyeceğini çok net bir şekilde görüyorum. Bir başka önemli konu seçim güvenliği, sandık güvenliği, müşahit ihtiyacı var mı ya da işte okullarda görevlendirilecek avukat ihtiyacı var mı? Sahte seçmen var mı? Sahte adreslerde sahte seçmen var mı? Bunların çalışmasını yaptınız mı? Tamamladınız mı? Bunu soracağım. Yalnız hemen bir siyasette verilen mesajlar var. Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel arasında polemikler ve sert açıklamalarda devam ediyor. Bir dinleyelim sonra İstanbul seçimi ve güvenliği. Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki sakın ola ki bir CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz. İyi Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bu şekilde bir ayıp asla olmamıştır. Ben diyorum ki eski dosttan düşman olmaz ama birisini görüyorum ki aynı Tayyip Bey'in uyları genel başkan olduğu günden bugüne akşener'den gelen tüm salvaları savuşturmuştu. Özgür Özel doğrudan isimde verilerek hedef alınmasının ardından ilk defa bu kadar sert karşılık verdi. Vicdan ve insaf hatırlatmasıyla. Sende olmayan vicdan Sende olmayan insaf iyi Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden de vallahi de o istiyorum. Billahi de o istiyorum. Bakıyoruz dün met ettiklerinize bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işe bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Buraya ittifak ortağınız sizin için her şeyleri yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmiş de sen o meydana... Nasıl iftira ve hakaret asıyorsun? Yazıklar olsun. Akşener Edirne'de konuştu. Özgür Özel Balıkesir'de. Zaman sandık mücadelesine akarken üsluplar kılıçtan keskin. Birkaç tane AK Parti artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim ne partimi feda ederim. Ben genel başkanları Meral Hanım'a abla derim ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben ben iyi partinin iyi insanlarına gönlünde gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgiyi ve minneti sürdüreceğim. Seçmen sandık güvenliği. dedi. Özgür Özel. Şimdi taşıma seçmen, sandık güvenliği, İstanbullu e, oyunu kullandıktan sonra sandıktan da aynı şekilde çıkacak mı? Bunun endişesini yaşamalı mı? Bir koordinasyon problemi var mı? Müşahit eksikliği var mı? Avukat eksikliği var mı? Çalışmalarınızı bir dinleyebilir miyiz? İki aydır çok yoğun tempoyla bir çalışma yürütüyoruz. Önce taşıma seçmen meselesiyle ilgili şunu söyleyeyim. Seçmen listelerini tek tek inceledik. İki ay önce çalışmaları başlattık. Seçmen listelerini tek tek inceledik. Eğer bir hanede ondan fazla seçmen yaşıyorsa bunları tespit ettik ve ilçe başkanlıklarımıza gönderdik. Aynı hanede iki farklı soy isim yaşıyorsa örneğin bir hanede bir aile Karagöz soy isimli, bir aile Çelik soy isimli. Bunları da tespit ettik ve 39 ilçede o haneleri tek tek kapı çalarak ziyaret ettik. Dedi ki burada şu kadar seçmen yaşıyor ya da farklı iki soy isimden üç soy isimden seçmen yaşıyor. Bunlar burada yaşıyor mu diye İstanbullulara sorduk. Tespit ettiğimiz yani eğer orada yaşıyorsa bir problem yok zaten seçmenler. Ama benim evimde hayır bu seçmenler yaşamıyor denen yerlerde ilçe seçim kurullarına itiraz ettik. Seçim kurulları bunların bir bölümünü eski adreslerine gönderdi. Biliyorsunuz eskiden seçmen listesinden düşürüyordu ama şimdi eski adresine gönderiyor yasa gereği. Eski adresine gönderdi. Bu konuyla ilgili bütün çalışmaları tamamladık. Bu seçmen sayısı nedir? Ee, evlerinden işte orada hani eski adresine geri gönderilen İstanbul'da seçmen sayısı. İstanbul'da çok çeşitli ilçelerde değişkenlik gösteriyor. Mesela bazı ilçelerde işte Üsküdar'da biz 15 bin kişiye itiraz ettik. Bunların bir bölümünü sadece düşürdüler. Bir bölümü itirazlarımız reddedildi. Sandık güvenliği konusuna gelecek olursak şöyle bir durum var. İstanbul'da 33.227 sandıkta oy kullanılacak. 24 Şubat itibarıyla 33.227 sandıkta asil sandık sorumlularımızı seçim kuruluna teslim ettik. Sandık güvenliği eğitimlerimizi tamamladık. Yedek sandık görevlilerimizin eğitimleri de bugün itibarıyla devam ediyor. İki güne kadar tamamlanmış olacak. İstanbul'da 33.227 sandıkta 31 Mart günü sabahın saat 5'inde okullarda sandık görevlilerimiz hazır. Sandıklar açıldığında sandıklara oturacaklar. Her okulda her sandığın başında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kişi var. 33.227 sandıkta Asil sandık sorumlumuz var. Her okulda okul sorumlularımız var. Her okulda kat sorumlularımız var. Her okulda avukatlarımız var. Yani 1980 okulda her okulda avukatlarımız var. Bazı okullarda bir avukatlarım bir avukatımız var. Sandık sayısının fazla olduğu 40 sandık, 50 sandık olan okullar var. Oralarda da iki avukatlarımız var. Avukat konusunda şunu ifade edebilirim. Her okulda bizim bir avukatımız, sandık sayısının fazla olduğu okullarda iki avukatımız var. Ama daha çok avukat olması için İstanbul'daki avukatlara bu konuda çağrı yapabiliriz. İlçe binalarımıza gelerek görev almayı talep edebilirler. Asıl önemli konu sandıklar, sandık görevlilerimiz görevlerinin başında oylar kullanıldı, sandıklar açıldı, veriler nasıl akacak? Yani o verilerin hani biliyorsunuz bir ajans hemen çok yüksek seviyeden rakibi açarak gösteriyor falan. Peki o gece bir manipülasyon endişeniz var i̇şte mı? İşte o manipülasyonun önüne geçmek için çok titiz bir bilişim çalışması yürütüyoruz. Tam dört tane tatbikat yaptık. Okullarda sandık görevlilerimiz var. Okul sorumlusu, kat sorumlusu, avukatlarımız var. Her okulda bir de okul bilişim sorumlusu var. Seçim sonuçlarını bizler sizlere nasıl aktaracağız? Evet. Basın görevlilerine. İl binamızda karargahımızı oluşturmuş durumdayız basın görevlileri için hazırlanmış bir alanımız var. O alanda belli periyotlarla basın görevlilerini basın açıklamalarıyla bilgilendireceğiz. Şimdi sistem nasıl olacak? Oylar kullanıldı, sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı, ıslak imzalı tutanak tutuldu. 1980 okulda okul bilişim sorumlularımız cep telefonuyla sisteme girişleri yapacaklar. Birinci ekrandan daha okuldayken ıslak imzalı tutanak daha ilçeye gitmeden birinci ekrandan Okul bilişim sorumluları seçim sonuçlarını sisteme girmiş olacak birinci ekranda görüyoruz. Sonra ıslak imzalı tutanaklar ilçe binasına getirilecek. Bütün ilçe binalarında sandık sayısına göre 20 bilgisayar, 30 bilgisayar, 40 bilgisayar var. 39 ilçemizde seçim sonuç giriş sorumlularımız var her ilçede. Islak imzalı tutanaklarla hızlıca ilçeden girişleri yapacaklar. Okulda giriş yapıldı birinci ekran. İlçe binasında giriş yapıldı ikinci ekran. İstanbul gönüllüleri bir giriş yapacak. Okullarda bizim dışımızda CHP'nin dışında İstanbul yönülleri giriş yapacak üçüncü ekran. YSK'dan verileri çekiyoruz dördüncü ekran. Bu dördü arasında bir uçmazlık varsa hemen alarm çalıyor, ekran kırmızı yanıyor. Hemen ıslak imzalı tutanakla seçim kuruluna gidip diyoruz ki burada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sandıkta 200 oy almışız ve bunun 50 tanesi eksik yazılmış. Şimdi buradaki mesele şu, 4 ekrandan hızlı bir biçimde seçim sonuçlarını takip etmiş olacağız. Okul bilişim sorumluları okulda girecek. Seçim sonuç giriş sorumluları ilçe binasında girecek. İstanbul gönüllüleri okullarda girecek ve YSK'dan verileri çektiğimizde hemen hızlıca sizi bilgilendireceğiz. Bazı ajanslar hangi oranlarla açıklama yaparsa yapsın biz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak tüm basını etkili bir biçimde bilgilendirmiş olacağız ve bu manipülasyonların önüne geçmiş olacağız. Yabancı seçmen konusu. Yabancı seçmen konusu en çok sorular sorulardan bir tanesi. Türkiye'de İstanbul'daki İstanbul'daki toplam seçmen sayısı 11.313.924. Toplam yurt dışı doğumlu seçmen sayısı 293.617. Orta Doğu'lu seçmen sayısı 108.000. Ancak şöyle bir durum var. Bu yurt dışı doğumlu seçmen 293.000 dedik ya. Bunun zaten 52.756'sı Bulgaristan doğumlu Türkler. Seneler önce evet. 89-90 o gelenler. zamanlarda. Aynen öyle. 45.787'si Almanya doğumlu Türkler. Almanya'daki gurbetçi e, Türkler. 42.456 Suriyeli seçmen var. 42.000 42 Suriye doğumlu seçmen var. İran doğumlu 16.000. İranlıların çok ciddi bir bölümü bize oy veriyor. Afganistan doğumlu 13 bin, Makedonya doğumlu diye liste bu şekilde gidiyor. 2023 ile bu seçim arasında ne fark var? 2023 ile bu seçim arasında Suriyeli seçmende 2214 kişilik bir artış var. Yani toplam Suriyeli seçmen sayısı İstanbul toplam seçmeninin %0,4'üne denk geliyor sadece. Yani seçim sonucuna etki eder mi etmez mi bunun da simülasyonunu yaptınız mı? Gerçi bir oy bile önemli İstanbul'da. Tamamının rakibimiz olan siyasi partiye oy vereceği diye bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla toplam seçim sonucuna etki edecek bir durumun olmadığını ifade etmek isterim. Bu konuda bir mesele daha var. Toplumda şöyle bir kaygı deniyor ki ya acaba işte geçici kimlik belgeleriyle oy kullanılabilir mi gibi bir takım endişeler var. Asla kullanılamaz. Yani biz bu verileri seçmen listeleri içerisinden çekerek çıkartmış durumdayız. Bu veriler seçmen listelerinden çıkartıldı. Seçmen listesinde olmayan ki biz o listeleri çok dikkatli bir biçimde genel merkezimizde taradık. Seçmen listesinde olmayan hiç kimse oy kullanamaz geçici bir kimlikle. Çünkü bizim sandık görevlilerimiz zaten biz onlara şöyle bir talimat veriyoruz. Diyoruz ki siz sandık görevinizi yaparken ya kimlik ve seçmen listesi kontrolünün başına oturacaksınız ya da yanına oturacaksınız. O kontrole eşlik edeceksiniz. Dolayısıyla başka birinin kimliğiyle Başka birisinin oy kullanması kesinlikle mümkün değil. Bir, ikincisi o geçici belgelerle oy kullanılması mümkün değil. Bizim sandık görevlilerimize eğitimlerde en sık vurgu yaptığımız konu ya seçmen kimlik kontrol listesinin başına oturacaksınız ya da yanında oturup kontrol edeceksiniz. Bu yönüyle İstanbulluların içi çok rahat olsun. Sandık güvenliği bize emanet. Sandık görevlilerimiz tamam, avukatlarımız tamam, yedek sandık görevlilerimiz tamam, müşahitlerimiz de var. Ancak biz istiyoruz ki bir sandıkta 3 arkadaşımız değil 5 arkadaşımız olsun. Bu yüzden sizin aracılığınızla bütün İstanbullulara çağrı yapmak istiyorum buradan. Özellikle oyların sayım döküm esnasında sandıklar açıldı ve oylar sayılmaya başlandı. Bu ana bütün İstanbulluları tanıklık etmeye davet ediyorum. Ne yapacaklar peki? Oturduğu ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binalarına gidecekler. Biz ilçe binalarımıza müşahit kartı bıraktık. 600 bin tane müşahit kartı bıraktık ilçe binalarımıza, 39 ilçenin toplamında. Evet. ilçe binalarımızdan müşahit kartlarını alıp sayım döküm işlemlerini takip edebilirler. Ancak bizim her sandıkta görevlilerimiz var, müşahitlerimiz var, yedek sandık sorumlularımız var, okul kat sorumlularımız, bilişim sorumlularımız, avukatlarımız var. Ama bütün İstanbulluların takip etmesi, kullandıkları oyları... Doğru sayılıp sayılmadığını görmesi açısından ilçe binalarımızdan müşahit kartı alabilirler. Peki son sorum olsun. Aslında toplu bir soru olacak. Hangi ilçelerde e, sürpriz bekliyorsunuz? Değişim bekliyorsunuz? Fikir değişikliği? Belki belediye meclisi ne olacak? Bu seçim nasıl bitecek? Son sorum da bu olsun. İstanbul'u kazanıyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde çok etkili bir çalışma yürüttük. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili 14 belediye sayısını 28'e çıkartma potansiyelimiz var. 28 ilçeyle 31 Mart günü 28 ilçe kazanmış olabiliriz. Çok sürprizimiz var. Şöyle oluyor. Bir iki tanesini söylüyorsunuz. Söylemedikleri, söylemediğiniz yerlerde adayların motivasyonu bozuluyor. bu yönüyle 14 belediye sayısını 28'e çıkartacağımız ama rakip siyasi partinin kalesi olarak e, edilen yerlerde de çok önemli belediyeler kazandığımızı ifade etmek isterim. İstanbul'da da meclis çoğunluğunu sağlayacağız. Çünkü... Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 2019'dan beri çok etkili çalışmalar yürütüyor. Fırsat olursa aslında onları da konuşmak isterdik ama zaten Cuma günü kendisi Cuma buradaymış. Cuma günü Ekrem Bey'le burada konuşacağız. Peki o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evi Üsküdar, Üsküdar'da söyleyin. Üsküdar'ı kazanıyoruz. Beyoğlu'nu kazanıyoruz. Kesinlikle Üsküdar'ı, yolunu kazanıyoruz. Ben dün Üsküdar'daydım bu arada. Sinem Hanım'la birlikte sağ çalışması yaptık. Sokakta müthiş bir coşku ve heyecan var. Efendim teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Özgür Çelik. NAV ekranlarındaydı, çalar saatteydi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Sandık güvenliğini de konuştuk birlikte. Şimdi bir haber adaylar diyelim. E, Gökhan Zan'la ilgili mesela Hatay'da ne oluyor? Bu arada dair e, Türkiye İç Partisi'nden yeni açıklamalar var. Adaylıklarla ilgili e, bir haberimiz var. Gelsin. Sonra... Bakın nereden misafirimiz? Dedik ki yani bu bizim kaldırabileceğimiz bir şey değil. Biz siyasette temizliği, şeffaflığı savunan bir partiyiz. Hakkında çıkan rüşvet iddialarını ilişkin yayınlanan ses kaydının sahte olduğunu söylemişti. Türkiye İşçi Partisi ses kaydını analiz ettirdi. Rapor kaydın gerçek olduğunu işaret ederken Gökhan Zan rapora tepki gösterdi. Seçime günler kala siyasetin nabzı çarşı pazarda atıyor adaylar sahada vatandaşlarla bir araya geliyor. Gökhan Zan ismi Başkaları tarafından bize önerilen bir isimdi evet. ve bu nedenle aday yapıldı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı Gökhan Zan. Rüşvet istediği ses kaydı paylaşıldı. Zan, tehdit ve şantaja maruz kaldım dedi ancak tip desteğini geri çekti. Ses kaydını ise analiz için adli bilişim uzmanına gönderdiler. Türkiye İşçi Partisi herhangi bir seçime birisine kazandırmak, birisine kaybettirmek için girmez. Kendimiz kazanmak için gireriz seçime ve kazanamamak durumunda ben kendimi düşünmeliyim dediğiniz anda biz siyasette zaten buna karşı 27 sayfalık raporza'nın rüşvet istediği ses kaydının doğru olduğunu onayladı Gökhan Zan. Raporun hukuken geçerli yok diyerek tepkisini gösterdi. Ben böyle bir görüşme yapmadım. Bu kayıtlar sahtedir montajdır. Bu yüzden de açık yüreklilikle savcılığa başvurdum ve en üst mevkideki kuruluşlarca incelenmesini istedim. Adaylar sokakta, çarşı pazarda vatandaşlarla bir arada. İyi Parti Buca Belediyesi Başkan adayı Suat Nezir de sahadaydı. Aslan terbiyesi değil. Onurlu bir insanız ekmekle terbiye edilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. İYİ Parti İskenderun Belediye Başkan Adayı Nazmi Ceylan 11 ile etkileyen Kahramanmaraş merkezi depremlerde büyük hasar alan İskenderun'un ihtiyaçlarına değindi. İskenderun'un problemlerinin en büyüğü deprem görmüş şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması, deprem izlerinin şehrimizden temizlenmesi, yok edilmesi. Bunları biz çok rahat yapacağımıza inanıyoruz. Yaptıklarımızda bunların teminatı olarak görüyoruz. Ben Zeydan Karalar. Çocuklara sordum. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık sözünü duydunuz mu? Duyduk Zeydan amca dediler. Duymuşlar ama hikayeyi bilmiyorlar. Dedim bunlara. Hepiniz birer avuç toprak getirin hele. Düşmanlar yedi düvelden toplandı. Bizim dedelerimiz de her kentten toplanıp onlarla mücadeleye başladı. Bu kahraman askerler içinde Adanlılar da vardı. Adanlılar öyle yaman savaştılar ki İngiliz askerleri bizimkilerde Katman yani Allah'ın adamları demeye başladılar. Çanakkale şehitlerinde Türkiye'de sadece Adana'ya ait bir yer adı olmasının sebebi budur. Kahraman askerlerimiz Adana'ya döndüler. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık dediler. Olaf işte buradan geldi. Ayrımız gayrımız hiç olmadı. Türk, Kürt, Arap demedik. Kimseyi dışlamadık. Beraberce omuz omuza bu vatan için can verdik. Çünkü biz Adanalıyık çocuklar Allah'ın adamlarıyız. Bizi ölüm bile ayıramadı. Siyaset mi ayıracak? Bunu hiç unutmayın. Kendinize, kentimize ve ülkemize her zaman sahip çıkın. Çanakkale'de düşmana kök söktüren kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, nav ekranlarında, çalar saatte eksiğimizi tamamlayacağız bir önceki yayından. Nasılsınız efendim? Günaydın. O çok, günden çok bu iyi. güne nasıl sağ? Çok iyi. Çok iyi. Giderek güzelleşiyor, giderek iyileşiyor. Tabii artık sona doğru varıyoruz. Kararsızların sayısı azalıyor. Ee, Kararsızlar bakıyor, yani bu bir, bir parti seçimi değil, bu bir yerel seçim ve iki iki cephe var. Yani cephe demeyeyim de iki İki yarışan a, siyaset e, grubu var. Birisi Cumhur İttifakı, AK Parti'nin adayı me M, M Milliyetçi destekledi. Bir tanesi de Zeydan Karadar. Zeydan Karadar 10 yıldır belediye başkanı yapıyor. Her şey belli. Dolayısıyla ya burada AK Parti'nin adayı yönetecek ya Zeydan Karadar yönetecek. Bunun ortası yok. Bu süreçte e, seç, manipülasyonlarla seçmene. da karşılaştınız mı? E, ya da nedir? E, gayet tabii oluyor. Yani yani seçime 5-6 gün kala her seçimde oluyor. Yani bir tarafıcımız anıyor, söylemek istediğiniz yanlış algılanıyor olabiliyor. Yani e, dolayısıyla bu iş e, uzun süredir böyle oluyor. Oysa Türkiye'de siyaset sadece ve sadece yani e, göreve talip ettiğiniz işle ilgili, yöreyle ilgili yapabileceklerinizin tartışılması gerekiyor. Yani bazen başka başka yönlere çekiliyor. E bunlar olur. Hani e, Bakanlar İstanbul'dan fisa <laughs> olup Adana'ya geliyorlar mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, dün Ekrem Başkan'ın bir demecini okudum. Diyor ki 17 artı 1'e karşı mücadele ediyorum tek başıma. Ben de diyorum ki Ekremciğim, sevgili Ekrem Başkanım, zaten kazanacaksın belli. Ama sanma ki sadece sen öylesin. Bize de gelmeyen bakan kalmadı. Sayın Öyle Cumhurbaşkanımız mi? da geldi ve üstelik ve üstelik dün Milli Eğitim Bakanı geliyor. Milli Eğitim Bakanı bütün okul müdürlerini topluyor, orada e, yanında AK Parti'nin de adayı, onu da konuşturarak siyaset yapıyor. Bu hiç görülmüş bir şey değil, hiç görülmüş bir şey değil. Şimdi ben sabah izledim sizin yanınızı, belediye başkanı bir tanesi diyor ki, Adalet Bakanı siyaset yapar, ne var ki bunda diyor. Hayretle dinledim, şaşkınlıkla dinledim. Adalet Bakanları istifa ederdi, İlker Bey istifa ederdi, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı istifa ederdi, tarafsız bakanlar gelirlerdi. Bu siyasetin doğası bu. Yani Adalet Bakanı siyaset yapmasının doğal olduğunu söylemek hangi mantığa sığıyor bunu anlamıyorum. Yani devlet devlet yani devlet ne hale geldi? Ben ömrü billahımda böyle bir şey görmedim. Asla da doğru değil. Yani hiçbir bakanın gidip siyaset yapması, kendi adayını yanına alıp dolaşması, halkı etkilemesi doğru değil. Bu tamamen haksız bir rekabet. Ama buna rağmen biz çatır çatır alacağız seçimi. Peki alacağız demek kolay. Projeleri de tabii konuşmak gerekiyor. Kadınlar için, emekliler için. Efendim şimdi geçinemiyorsanız ek iş yapın. İşte domates satın denildi emekliye bir Ama milletvekili tarafından. Emekliler ne durumda? Belki onu anlatırsınız. Daha emekliler çok için kırıyorlar da anlatırsınız. Daha çok kırıyorlar insanları. Daha çok kırıyorlar. Kardeşim siz iktidar olduğunuzda emekli bu, bu kadar kötü durumda değildi. emeklerin maaşı 1.65 Azgar ücretin üstündeydi. Çeyrek altını alabiliyordu. Düğüne gidebiliyordu. Oğluyla paylaşabiliyordu. Çocuğuyla paylaşabiliyordu parasını. Şu anda hem hayat pahalılığı hani normal şartlardan çok fazla arttı. Hem siz azgari ücretin neredeyse yarısı var Ve diyet domates satıyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kabul edilebilir mi? Bunu da duyduk. Ya siz, 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 siz emeklerin durumunu nasıl düzelteceğinizi tasarlayıp hesaplayıp ona göre bir önlem almanız gerekirken adam yani 30 yıl, 40 yıl bu memlekete hizmet etmiş, artık ahir zamanda rahat etmeyi hak etmiş bir insanı rencide ediyorsunuz. Çok yanlış. Peki o zaman biz, sizden biz şimdi, dinleyelim. Sosyal e, projelerinizi, kadınlar emek, için, emek, çocuklar emek, için, emek, emekler için. Açlık sınırının altında ev geliri olan emekliye biz yılda bir kez 10 bin liranın para vereceğiz. Net. Öğrencilere ekonomik şartlarına göre yine öğretim yılı başladığında 5 ile 10 bin lira arasında tek seferde yardım yapacağız öğrencilere amaman getiriyoruz. Hazırladık. Meclisten geçmesi gerekiyormuş. Bu öndeki meclisi geçireceğiz. Ve tabii artık çocuk okutmak çok çok zor. Ben genel müdürdüm. İki tane bir kızım bir oğlum okuyordu. Ben bile hani tabii o bizim aldığımız ücretler daha yüksek olduğu için. Ama orada sonuçta ciddi büyük ciddi bir külfet. Onları kurtarmak için hem hazırlık kursları, 5000 bin kişilik hazırlık kursları hazırladık. Şimdi 5000 bin evladımız geliyor, dershaneye, etüt merkezlerine para vermeden biz de gerçekten işinde ehli öğretmenlerle birlikte kurs görüyor. Aynı zamanda yapabildiğimiz ölçüde yurt açıyoruz. Mesela Pozantı'da öğrenciler okulu bırakacaklar, doğru yurt açtık. Aladağ'da keza öyle. Merkezde ciddi bir erkek öğrenci yurdu açtık ve şu anda 1200 öğrenci, 600-600 yurt hazırlığımız var bu sosyal kadınlarla ilgili kadınların çalışma oranı giderek azalıyor Türkiye'de. Aslında işsizlik de giderek artıyor. Onun da sonuçlarından biri olabilir ama yani %30 falan geçme biz erkeklere kadınların %50 oranında çalışmasını istiyoruz. O çalışamayan kadınlara biz çok ciddi imkanlar veriyoruz. Yani Payhane diye bir yerimiz var. Orada onlarca kadın meslek öğreniyor, çalışıyor, üretiyor, satıyor ve nitelikli iş gücü akademileri açtık. Olağanüstü yerler yaptık. Orada yüzün üstünde kadınımız kendisi hem geliyor meslek öğreniyor. Hem öğrendiği mesleği kendisi elemi göz nuru internete satmaya çalışıyor. Ee, bir kurutma tesisi kurduk. Kurutma tesisinde yaklaşık 50'ye yakın kadınımız çalışıyor. Meyveleri kurutup satıyorlar mikros dahil, metro dahil. Ee, Reklama Reklamada girmesin diye e ben bir söyleyeyim. Evet girmesin evet. Yani, yani <laughs> neyse çeşitli kuruluşlara satıyorlar diyelim yani, bir şey oldu. Ee, dolayısıyla bir kooperatif Meryem kooperatifi Meryem adında bir kooperatif kurduk. Orada 176 tane yani kadınımız üretiyor. Çok mümbit toprakları onlara teslim ettik. Üretiyorlar ve satıyorlar yer merkezlere. Böylece kadınların elinden tutan onların gelirlerini arttıran işte yani domates satın demiyoruz da <laughs> Şimdi ee, burada öyle. galiba bu öyle. seçimde 31 Mart seçimlerinde e, en önemli konu, en önemli gündem ve vatandaşın beklentisi e, oraya vardı. Sosyal yardımlar. Siz de e, bu yokluk ve yoksulluk içinde işte Aşık Sınırı'nın altında yaşayan insanlar için böyle bir takım e, adımlar atmaya çalışıyorsunuz. Gayet tabii. Ya tabi. da o ailelerin Gayet evlatları tabi. için. ilginç İlginç bir dönem başladı. Yani 3-4 yıldır sosyal yardım hiç olmadığı kadar belediyeler yapmaya başladı. Mesela bakın düşünün. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifanı'nda da Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları hiç olmadığı kadar küçük çiftçiye yardım ettiler. Hiç olmadığı kadar. Yani izlemişsinizdir. Evet. Hiç olmadığı kadar sosyal yardım yaptılar. Yakıt yardımı, efendim doğalgaz yardımı, çeşitli çeşitli yardım yaptılar. Şimdi olay nereye evriliyor? Yani giderek ekonomik şartlar zorlaştıkça giderek belediyeler daha çok sosyal yardım yapmaya başladı. Aslında asli görevleri bu ötesinde. Yani sizi belediye başkanı yapan vatandaş sizden bunları beklemezdi bunlar 10 sene önce. Kenti güzelleştirin, dönüştürün, harika hale getirin, yaşam kolaylaşsın, trafik iyi olsun, kirli havasıysa oradan kurtulsun filan. Yani bunun için gelirdi belediye başkanları. Şimdi artık toplum o kadar çok mağdur ve o kadar çok işsizlik var ki bütün bu sorunları belediye çözsün isteniyor. Pandemiyle bu da çok... başladı. Devamında işte... Pa pandemi, deprem, filan yani hani pandemi dediniz pandemi ve depremde e, özellikle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın personeline gerçekten çok e, teşekkür etmek ve takdir etmek lazım ki günlerce uyumadan vatandaşlarımızın her hizmetini e, karşılamaya çalıştılar e, Büyük de bir deprem e, atlattı Adana'da dahil o depremi yaşayan illere şimdi durum nedir işte depremzedelerle ilgili ya da e, bir depreme hazırlıkla ilgili neler yapıyorsunuz de, yani Adana'yı dirençli kent yapmak için afet koordinasyon merkezi kuruyoruz. Onu projesini yaptık. Yeni dönemde hemen yapacağız onu. Bütün simülasyon merkezini, bütün merkezleri orada toplayacağız. Onun işlevi şöyle olacak. Yani olası bir afette nerede tehlike var, nere anında ve hızlı müdahale edilmeli, oradan gözetleyeceğiz. Yani aşırı bir yıkım olduğunda Allah göstermesin tabi ama Sen hani evet. deprem artık ülkenin bir gerçeği. Her an deprem olabilir de konuşuluyor. Maalesef. Ee, yani bugün mesela ekonomi dergisi 2032'ye kadar bir deprem bekleniyor falan yazıyor. Herkes deprem konuşuyor. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak gerekir. Yani bir yandan sağlıksız binaları sağlıklı binaya, depreme dayanıklı binaya dönüştürmek gerekiyor. Bir yandan da olası depremde çok hızlı müdahale etmek ve daha çok can kurtarmak için e, önlemler almak, hazırlık yapmak gerekiyor. Biz onu yapıyoruz. Burada <laughs> getirdiğiniz işte broşürler var. Orada da e, borç batağından hizmet atağına. Böyle bir sloganınız da var. Bunu da bir açar mısınız? E bunu, yani nereden nereye? Tabii, e, bir geçen programda ben bunu izah etmiştim. Bizim teslim aldığımız belediyede 4 lira borç, 1 lira gelir vardı. Şimdi bu sene yaptığımız bütçede bir terslik olmazsa yine bir afet olmasa, ekonomik kriz olmasa 4 lira gelir, 1 lira borç olacak. Yani bu 16 kat iyileşme demek. Bunu nasıl sağladığımızı sık sık anlatıyorum. Hani e, 65 milyon ayda kira ödeyen bir belediyeyi o iş makinalarını balı yaparak kurtardık. Yaklaşık 380 binek aracı 150'ye düşürerek oradan yılda 250 milyon kasada para kalmasını sağladık. Daha fazla iş yapıp daha az malzeme kullanarak daha rantabıl bir iş ve işlem yaparak oradan yılda 500 milyon daha masraf ettik. Ve ayrıca bütün iş adamlarına giderek verginizi Adana'da yatırın diyerek yaklaşık 1 milyar civarında gelir arttırdık. Bu da Adana'nın bütçesine 2,5 milyar civarında bir kat koydu. Adana böyle düzeldi. Yani yoksa yoktan hiçbir şey düzelmez biliyorsunuz. Ve ciddi bir hizmet atağına başladık. Yani bugün alt geçitler, köprüler, bulvarlar, eski bulvar yenilenmesi, kreşler. Mesela kreş. Yani belediyemizde bir kreş vardı. O da sadece personelimizin çocuklarının gideceği bir kreş. Şimdi? Oysa biz yedisini bitirdik. İkisi inşaatta 20 20 yapacağız onu 20'ye tamamlayacağız. Kazanırsanız 20 olacak tabii. Kazanırsanız Adım. yani kazan kazanacağız yani. Siz öyle söylüyorsunuz ben efendim tabii bütün tabii adaylar da, geliyor ağırlıyoruz. Tabii, öyle diyorlar tabii ee, doğru. Ben kazanamayacağım <laughs> diyen yok yani şu ana kadar ben ona da denk gelmedim. Şimdi e, emekliler, onların söyledikleri ve siyasetteki tartışması. Bir soluktanın haberimizi izleyelim. Hani emeklilere ne teklif edildi? Geçinemiyorsanız ek iş yapın. Her şeyi devletten beklemeyin. Simit satın, domates satın denildi. Bir duyalım. Sonra yine devam edeceğiz Zeydan Karalar'la. Bize destek sözü vermeyen, bizle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır. Ahmet Akın'ı destekliyorlar diye sanayi ticaret odalarını, esnaf odalarını tehdit etmiş. İş adamlarına sesleniyorum. Cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. Ondan sonra da hani kurt kışı atlatır, yedi ayaz ya. Sandığa sayılı günler kala AK Partili Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın destek gelmezse hesaplaşacağız ifadeleri. Özgür Özel'in Balıkesir mesaisinde verdiği yanıtlar. Balıkesir ne ucuz kabadayılar görmüştür ama senin gibi kaybetmenin telaşındaki birinin tehditlerine papuç bırakmaz... Bu millet pazar günü senin alnını karıştıracak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mesaisi Aksaray Yozgat. Çırak Genel Başkan Selefinden bile fason çıktı. Daha 5 ay bile demeden şaft kaydı. Dingil kırıldı. Motor su kaynattı. Karşımızda herkesi tehdit eden bir korku ittifakı. Onun karşısında güzel günlerin ittifakı var. İttifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz yerel yönetimlerle el ele verecek hizmetlerimizi ta beldelerimize kadar ulaştıracağız. Sandığa 4 gün kala işte meydanlar liderler. Şimdi emekli ittifakı kazanacak mı Özgür Özel bunu anlatıyor bunu dillendiriyor. Bir de mesela Balıkesir'de Balıkesir Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'ta göreceğiz işte hesaplaşacağız diye de bir çıkışı var. Ee, ona da ne dersiniz? Projelerinizle birlikte bunu neyle, onu... hesa neyle hesaplaşacak anlamadım. Yani işte iş dünyasına sesleniyor. O gün bakacağız verdiğiniz oylara ya da balıkesirlilere sesleniyor. Ondan sonra kurt kışı geçirir ama e yedi ayızda unutmaz diyor kendisi. Ya çok enteresan şeyler duyuyoruz ya. Yani Milli Eğitim Bakanı geliyor. Okul müdürlüğünü topluyor. Orada siyaset yapıyor. Adayı yanına alıyor. Biz nerenin belediye başkanlarıyız arkadaş? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkanları değil miyiz? Bakan bizim bakanımız değil mi? Cumhurbaşkanı bizim cumhurbaşkanımız değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? ya? Yani bu nasıl bir Türkiye? Bu nasıl? Ne hale getirdiler bu Türkiye'yi? Şimdi biz şimdi burada kendimizi anlatıyoruz. Burada oy verecek vatandaşlarımız da var. Evet. Oy vermeyecek vatandaşlarımız da var. Kimden hesap soruyorsunuz ya? O zaman demokrasi ne? Yapmayın o zaman seçim. Yapmayın kaldınız zaten niyetiniz de o. Yapmayın. Yani atanın gitsin. Bu nasıl bir Türkiye bu nasıl bir, ne hale getirdiniz Türkiye'yi? Bize oy veren de vermeyen de bizim birinci sınıf vatandaşımız birinci, birinci sınıf kardeşimizdir. Biz oy verene de vermeyene de can siperhane biz hizmet yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vergi veriyor mu? Veriyor. O zaman bizim ona sen bana oy vermedin sana ben hizmet etmeyeceğim demi hakkımız asla yok. Hesap sorma asla. asla asla yok. Peki. Şaşkınlık verici. Kazanırsanız e, nasıl hizmet vereceksiniz? Tamamlamak istediğiniz projeleriniz ya ben, yani, neler? Ben projeleri çok söyledim. Otogarı tamamlayacağız. Tramvay ve e, metroyu yapacağız. E, Afet Koordinasyon Merkezi'nin en hızlı bir biçimde yapacağız. Kozan'ın İmamoğlu'nun ve 4 ilçenin 169 güne sağlıklı su verecek olan 7 göze barajını 2,5 yılda bitireceğiz. Bakın tarih veriyorum. E, 4 Köprü yapacağız, 8 alt geçit yapacağız, e, iki kütüphane yapacağız. 7 kütüphane. kütüphanenin yanına iki dünya çapında kütüphane yapacağız. Spor e, kampüsleri yapacağız, yaşlaşan merkezi yapacağız, engelsiz park yapacağız. Ve belki de Türkiye'de örneği olmayan bir ekolojik iki tane park yapacağız. Zaten 350 bin metrekare park yapmıştık öncesinden fazla, şimdi 550 bin metrekare yeşil alan yapmayı hedefliyoruz. Onu da bitireceğiz. Çünkü biliyorsunuz yeşil alanlar gerçekten yani oksijen açısından, temiz hava açısından son derece önemli. Onları yapacağız. Ceyhan, Sarıçam ve Kozan'da özel projelerimiz var. Bunlar en büyük ilçelerimiz. Sarıçam merkez, Ceyhan ve Kozan merkez ilçelerimiz değil. Zaten ilçelerin büyük bölümünde çok yani ne ihtiyaç varsa onu yaptık. Yani Tufan suyunu yaptık. Feken'in suyunu yaptık. İki köy hariç e, sus susuz köyümüz kalmadı. E, İmamoğlu'nun bütün şebekesini değiştirdik. Suyu bekliyor. Ceyhan'ın suyun çözük Büyük problemdi. Günde üç sefer su kesiliyordu. Yumurtalık bizim sahil şey, ilçemiz harika. E, onun da su işini çözdük. Karataş'ın su işini çözdük. Şimdi elimizde iki tane ilçe kaldı. O da yedi gözü barajıyla çözecek. Onları da bitireceğiz. Yani ben bu beş yılda hem Adana'yı dönüştüreceğim. Hem köy görüntüsünden çıkacak modern bir kent halini alacak. Hem de bütün ihtiyaçlarını karşılamış olacağım. Olmazsa olmazlarınızı söylediniz. Ee, yine bir vaat midir acaba hanımcılık? Ya biz zaten artık bırakmışız kazak olmayı hanımcı olmuşuz yani. <laughs> evet. Ama ben ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani bir kez daha her müsaade derseniz. Şimdi bu seçim pazar günü seçim olacak. Bakın bir taraf sürekli tehdit ediyor. Sürekli tehdit ediyor. Ve sürekli böyle adaylarla ilgili olup olmayan şeyleri gündeme getiriyor. Ya biz tehdit eden değil sadece halkımızın gönlüne taht kurmak için, onların gönlüne girmek için onlara hizmeti öncelikliyoruz. Ee, i̇ki, bakanlarıyla, devletiyle, herkesiyle AK Parti'nin adaylarını desteklem için geliyorlar. Her gün bir bakan geliyor, her gün bir bakan geliyor. Hani bakan gelmesinde belki eleştirmek bilmiyorum hani bir, onu da eleştiriyorum ama bir toplantı yapması, müdürler çağırması, onlara böyle adayı falan konuşturması hiç görülmüş bir şey değil. Buna rağmen değerli vatandaşlarım, değerli kardeşlerim yani önünüzde iki tane seçenek var. Biri adaletten, haktan, demokrasiden, layık demokratik cumhuriyetten yana bir e, e, aday ve size bir, her türlü paranızı size harcayan, can siperen sizin için çalışan bir aday. Öbür tarafta sizi tehdit eden, oy vermezseniz hesaplaşırız diyen bir böyle tehditvari oy isteyen adaylar Taktı, siyasi, ki yüce siyasi rekabetin böyle e, ötesine ve tabici, geçen ve tabici, açıklamalar. Bir de Mayıs'ta hani mesela İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi yan yanaydı. Şimdi e, rakipler ama böyle e, üslup olarak da sert bir rekabet devam ediyor sağda. Belki bu da sizi şaşırtıyordur. E, yine de siyasetin dili, üslubu, adayların e, o adaylıkların e, işte o keskin dili biraz daha belki törpülenmeli ne çok, dersiniz? Çok ilginç bir şey. Mesela o seçim satımı halinde bizle birlikte yürüyen bir partinin milletvekili bize övgüler yağdırıyordu. Şimdi rakip olduk eleştiriler yağdırıyor. <laughs> Şimdi bu ikircik tavır milletin de hoşuna gitmiyor. Yani, yani düzgün olacaksınız. Dün ne söylediyseniz bugün de aynısını söyleyeceksiniz. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim burada ya seydan Karalar kazanacak Adana'da başka illerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İddi kazanacak. kazanacak. İddia ortaya koyuyor. Ya da ya, ya da, ya, da, ya e, da ülkeyi gerçekten ekonomik olarak da, siyasi olarak da, hukuken de, adaletten de çok olumlu yöne götürmeyen bir tablo kazanacak. Evet. Ort, ortası, ortası çok mümkün değil. Yani vatandaşın stratejik oy kullanması lazım. Efendim teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar çalar saatteydi. Teşekkürler ve şimdi bir mola. Yeni verilere göre... ...ve kazanıyoruz diyor. Seçmen heyecanlı, adaylar heyecanlı. 31 Mart gecesi o heyecanın taşınacağı yer yine aynı. Nav Haber ekranı. Türk halkı demokrasi de kararlıdır. Sabırsızlıkla sandığa gitmek isteyen çok insan olduğunu gösteriyor. Daha var o güne demişti Selçuk Tepeli. İşte ve evet. o günün içindeyiz. Seçmen oyunu kullanacak, sonucunu NAV Haber'den takip edecek. Yayın maratonu Gülbin Tosun'la NAV ana haberle başlayacak. Seçim yasakları kalkar kalkmaz Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ilk sonuçları duyuracak. Yine en temiz ekranda en anlaşılır grafikler ve adaylardan canlı bağlantılarla. Şimdi ilk veriler gelmeye başladı. Bir ajans çok yüksek açmış olabilir bir ismi. Tam 12 seçim geçirmiş bu ekip. Ve 12 seçimde de adres burası olmuş. Nav Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk iki ajanstan gelen verileri analiz edecek ve sonuçlar netleştiğinde Türkiye'yi nasıl bir siyasi ortam bekliyor? O sorunun yanıtı da yine Nav Haber stüdyosunda. Açıklamalarla ilgili canlı bağlantılar yapacağız. Çok hızlı bir şekilde o oylar sayılacak. Orta sayfalarla sayfanın deneyimli gazetecileri Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek ile birlikte Nav Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten ve Nav Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu yeni siyasi iklimi anlatacak. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi seçim deneyimi olan bu ekip size güzel bir gece yaşatacak. Nav'da seçim özel yayını 31 Mart'ta. Günaydın bir kez daha. Çalar saati noktalayacağız. İki kitabımız var onları göstereyim. Öyle vedalaşalım. Dilek İşçen, e, Akışık, Kışkırtıcı Eşikler gelen kitaplar arasında. Atatürk, Büyük Bir Okuldur, Emekli Kurbay Albay Doktor Mehmet Uysal tarafından yazıldı. Bu araştırma kitabı bizimle de paylaşıldı. Teşekkür ederiz kendisine ve yine teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah yine Türkiye'nin dünyanın gündemiyle buradayız. Siz de bekliyoruz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.